Değerli insan hali izleyicileri, her cuma akşamı olduğu gibi yine huzurlarınızdayız efendim. Harika bir konumuz var. Değersizlik hissiyle nasıl başa çıkabiliriz? Kendimizi nasıl daha değerli hissedebiliriz? Olumlu duygu, olumsuz duygu diye bir şey var mı? Ben tam bilmiyorum. Konuklarıma soracağım ama şayet varsa olumlu duygular onları nasıl arttırabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Harika bir insan hali programı. İnsanların iyi hallerini konuşmak üzere az sonra başlıyoruz. Evet efendim. Şimdi öncelikle karneleri alanları bir görelim. Bugün karneler dağıtıldı. Umarım herkes memnundur. Karnesinden memnun olmayanlar da rahat olsun. Bir sonraki karnede bütün sıkıntılar çözülür. Karne yediğiniz şey hayatın her aşamasında olacak. Siz kötü bir karneyle moralinizi düşürmek yerine motivasyonunuzu arttırın. Sık sık kötü karne almış bir abiniz olarak size bunu öneriyorum. Bugün yatmanıza gerek yok. Çünkü tatil başladı. Tatilin tadını çıkarın. Ödevler nasıl olsa yapılır. Bugün uzaya astronot göndermiş bir ülkenin bir televizyon programcısı olarak gururla konuşuyorum. Şimdi roketi biz mi yaptık o mu yaptı tartışılır ama Alper Gezer Avcı'nın gözlerinden öpüyorum kaderi de güzel yüzü gibi güzel olsun inşallah. Bugün Türkiye'de sayesinde binlerce kızımız aya ilk ayak basan kadın olmak için belki hayaller kurmaya başladı. Sakın bu olayın ne kadar büyük bir olay olduğunu göz ardı etmeyin. Önemli olan şey bir ülkede kız çocuklarının uzayla ilgili hayal kurmasını sağlamaktır. Küçük bir başlangıç gibi gelebilir size ama ben inanıyorum ki bir Türk kızımız Ay'a ilk ayak basan kadın olacak. Olmayacak gibi mi geliyor size? Görün bakın nasıl da olacak. Doçent Doktor Okan Bilgin hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hocam nasılsınız? Tanıdık bir sima <laughs> ama program konsepti değişti. <laughs> hocam sonunda evet. geldik çok mutluyuz burada <laughs> olmandan. Oldu. E, keyfin yerindedir inşallah çok iyi sizi gördüm zaten enerjim tavan oldu bir mukabele <laughs> uzun yollardan geldiniz Ta evet. Hollanda'dan dönüp, dönüp <laughs> Zonguldak dıyıp, üzerinden geldiniz Döndüm. efendim şimdi Zonguldak'ın çok önemli karakterlerinden Zonguldak Üniversitesi'nin en sevilen hocalarından <laughs> Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin PDR bölümü öğretim üyesi doçent doktor Okan Bayılgen Okan Okan Bayılgen'i <laughs> almış oldu kulaklarımızı çınlatmış mıdır <laughs> acaba Okan de bu ara Kuşadası'nda yaşıyor hep ve arada karşı falan da o yüzden öyle bir şey yok. Okan Hocam, e, Zonguldak'a bir el sallayalım önce. Tabii ki. Sizi çok e, seviyor öğrencileriniz. E, ya şöyle ben de onları seviyorum sevgi, <laughs> <O yüzden. gülüyor> sevgi karşılıklı. <laughs> karşılıklı. Zonguldak aslında uzak değil ben Sakaryalıyım zaten Aha. aslen. Zonguldak babam da zaten o taraflardan Akçakoca, Melen Ağzı taraflarından o yüzden Zonguldak Ereğli... Ben gittiğimden beri yaklaşık 7 yıl oldu, 8 yıl oldu çok severek yaşadığım, çalıştığım, Harika. öğrencilerimle güzel olan bir şehir. Hepsine selam olsun buradan izliyorlar. Hepsine ben de selam söylüyorum. Selam Bu açıdan benzerliğimiz ediyorum. var. Bir ilçe yaşantımız var ikimizin evet, de. Evet. Güzel, Türkiye'nin her ilçesi güzeldir ama gerçekten güzel ilçelerinde yaşıyoruz. Uzman psikolog Serpil Özgül. Serpil ismini kullanıyorum ama aynı zamanda Saime isminiz var. Benim evet. halamın ismi Serpil olduğu için ilk günden beri diyorum size Serpil <gülüyor> diyeceğim. fark <laughs> etmez. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyfiniz? Oldum. Her yani, şey yolunda. Her şey yolunda. <laughs> Burada hep birlikte olduğum için çok daha mutluyum tabii Güzel. ki. Güzel biz de evet. sizi gördüğümüz için çok memnunuz. Kanaldaki genel durum beğendiniz mi? <gülüyor> Eğlencemiz, <gülüyor> keyfimiz? Psikolojik olarak gayet iyi. İyiyiz Kanalı <gülüyor> <gülüyor> Ben genelde programın sonunda teşekkür ediyorum A para ekibinin tamamı biz benim için çok değerli ama şimdi baştan söyleyelim iyi ki varsınız sevgili dostlarım. İyi ki Türkiye'de bir psikoloji bilim programı yapılabiliyor. Ben bundan çok memnunum. Değerli konuklarım da sağ olsunlar kırmıyorlar, geliyorlar ve 2 saat pure psikoloji konuşabiliyoruz. Büyük bir armağan benim için. Şimdi tabii programın başında hep şunu yapıyoruz. Acaba diyoruz geçen hafta stüdyomuzda neler olmuştu? Şimdi geçen hafta tabii yoğun, hareketli, coşkulu bir program yaptık. Böyle heyecanlı, öyle göre geçti yine keyifli bir programdı. İsterseniz ona bir bakalım geçen hafta yapılanlara. Sonra dönelim, değersizlik konusunu A'dan Z'ye konuşalım ve programın sonunda kendinizi daha değerli hissedelim. Bakalım neler olmuş geçen hafta. 3-4 cümleyle nasıl bir öneride bulunursunuz Reis Hocam? Şöyle bir, bir hap bilgi verecek olsak, altın öneriniz ne olur? Ben... Ee... Çocuklarımızın gelişimiyle ilgili en küçük şeyde bile, en kısa sürede bir alan uzmanından, çocuk gelişimi uzmanından, bir çocuk psikiyatristinden ya da psikologtan en kısa sürede bir değerlendirme almamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Erken tanının ciddi şekilde çocuğun gelişimini desteklediğine dair verilerimiz giderek artıyor. Bunu söyleyebilirim. Leyla Hocam, ne önerirsiniz bizi izleyenlere? Şöyle bir altın önerimiz ne olur? Hocamın söylediklerine aynen katılıyorum. Ona ek olarak ben anne baba çocuk ilişkisinin birazcık güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kopukluk olduğu zaman anne ile çocuk arasında ergenlik dönemine girdiğinde zaten çocuk aileden uzaklaşmaya çok meyilli. O dönemde kötü alışkanlıklar da, yanlış arkadaşlıklar da çok çok hızlı oluşabiliyor. Dolayısıyla aile içerisindeki iletişim çok güçlü olursa ve sorumluluk verilirse küçük yaşta çocuğa örnek veriyorum yaş grubuna göre çocuk 7 yaşındayken işte bu hafta pazartesi yemek listesine ne koyalım senin sevdiğin yemek ne onunla başlayan ortaokuldayken çöp atmaya giden örnek veriyorum lisedeyken lambaları değiştirmeye giden yaş gruplarına göre belli evin içinde sorumluluğu olursa çocuk ergenlik döneminde o ergenlik ergenlik duyguların yıpranmasıyla <laughs> o sorumluluklarından vazgeçemeyecektir. Çünkü az önce bahsettiğim gibi o küçük yaşlarda yapılan alışkanlıklar, davranışlar alışkanlığa dönüşecektir. Dolayısıyla işte kötü alışkanlıkların olmaması için, yanlış arkadaşlıklar kurmaması için aile içi iletişimin çok güçlü olması gerekir. Efendim şimdi diyoruz ki insan halini konuşmak bir acayip bir şey. Biz iyi halini konuşmaya çalışıyoruz. İyi bir hale geçmek için de muhtemelen önce ...iyi olmayanların devreden çıkarılması lazım. Kesinlikle. Bir değersizlik hissidir. Aldı başını gidiyor. İnsanlar diyor ki hayatıma bir narsist girdi. Ben kendimi hep değersiz hissediyorum o günden beri. İşte yaptıklarım görünmüyor. Başarılarımı alkışlayan yok. İşte ne bileyim aile ilişkim biraz artık rutine bindi iş yerinden falan şu o kadar çok dertleniyor ki insanlar. Şikayetin çok olduğu yerde değersizlik hissi de sanki fazla oluyor. Şimdi Okan hocam önce size sorayım. Evet. Bu değersizlik hissinin temeline neyi koyuyorsunuz? Neden bizim güzel insanlarımız ve bütün dünyada böyle belki bir değersizlik hissi vardır neden yani bu niye oldu? Okan Şöyle hocam. aslında yani öncelikle şunu ayırmamız lazım ya doğuştan gelen bir şey değil bu. Yani hiçbirimiz doğuştan hmm. özgüvenli ya da özgüvensiz olarak doğmuyoruz ki. Yani ben doğdum. Aa, ben özgüvenliyim, ben özgüvenli değilim. Yani genetikle hiç alakası olmayan evet. bir şey bu değersizlik. Şimdi burada çevre faktörü, başta aile olmak üzere aslında çok etkili. Bence çocukluk yaşantısı burada olumlu çocukluk ya da olumsuz çocukluk yaşantısı çok önemli. Bence ilk bakım veren kişiyle başlıyor diye düşünüyorum hocam. Yani literatür de buna benzer şeyler söylüyor ama kendi fikrimi de katacak olursam o annenin ya da bakım veren kişinin işte çocuğa sıcak yaklaşması, işte onun ihtiyaçlarını gidermesi, işte onun yanağını okşaması, ona karşı kullandığı sözcükler, ...değerli değerliyse ben nasıl değerli hissederim ki kendimi? Yani saygımı geliştirmem lazım, özgüvenimi geliştirmem lazım. Bununla ilgili de etraftan bir veri toplamam lazım. Şimdi sözler çok etkili, cümleler çok etkili. Ben hep şunu diyorum. Hani düşünce mi dile etkiliyor? Dil mi düşünceyi etkiliyor mesela İkisi de bence yani Doğru. düşündüğümüzü konuşuyoruz ama konuştuğumuzda düşünüyoruz Doğru. Ee, mesela şimdi geldiğimizden beri bana deseniz ki siz mesela bana deseydiniz ki ya Okan Hocam ne kadar yorgun gözüküyorsun ne kadar işte bitkin gözüküyorsun ne kadar yüzün solmuş işte ne kadar enerjik değilsin ne yapacaksın sen bu programda deseniz ben muhtemelen şu programda şu an kitleniyor olacak yani sizin sözleriniz diliniz benim düşüncelerimi yani doğal demedik olarak... de değil aslında ben, ben söyledik şimdi şey. <laughs> ondan sonra şimdi şunu diyeceğim eee bir deneyini yapmışlar bunun Mehmet evet Hocam. Şimdi kadın çıkmış e, evden. Anlaşmışlar ekipler, iş yeri arkadaşlarıyla işte kendi arkadaşlarıyla. Demişler ki yani hep olumsuz şeyler. Hasta mısın, bir şeyin mi var, İyi gözükmüyorsun hmm. de bakalım ne olacak diye. Kadın gayet normal başladığı bir gün hastanede sonuçlanmış o sosyal deney. Mesela yani hmm. gitmek zorunda hissettim. Artık kaçıncı kez. Birike, artık o sözler birike birike kabul etmiş. etmiş. Ha, yani burada değersizlik hissinin ben açıkçası etrafımızdan duyduğumuz cümlelerle başta aile daha sonra okul çevre etkisiyle ben geliştiğini düşünüyorum. O yüzden burada özellikle aile özellikle ilk bakım veren kişiyle birlikte çocuğa kullandığımız dil ona karşı yaklaşımımız yani hatalarıyla, doğrularıyla yani var olmak ya Hani ya varsın sen artık dünyadasın yani bir varlığın var. Burada artık değer bence en büyük değer bu değil mi zaten? Yani evet. değerli ya da değersiz değil. Ben bu dünyada olmam zaten büyük bir şans başla değil mi ya Başlamışız başla yani şu an yaşıyoruz bu e, hayatı. O yüzden e, bu noktada biraz da kemikleşmiş otomatik düşünceler. Tabii o e, konuşulanlar, etrafımızda yaşanan olaylar daha sonra bizde bir e, algı oluşturuyor. Şimdi şöyle de düşünmek lazım bunu. Ee, hani hep böyle bir e, hani örnek verirler. Şimdi güzellik algısı mesela, değersizlik. Hmm. Daha çok bedende de gerçekleşen bir şey. Şimdi bakıyorsun e, eski 60'lı yıllardaki mesela güzellik yarışmasını kazanan kadınlarla şu andaki kadınların e, beden e, durumu ya da görünüşü aynı değil ki. Değişiyor yani burada değil. değeri değersizliği aslında e, kişinin kendisinden ziyade toplumsal algılar, televizyonlar, medya... Hı hı. İşte e, etrafta konuşulan dil bunlar belirliyor ve bunlar şimdi kendini değerli görüyordu belki o görüntüsüyle o şeyle bundan 50 yıl önce ama şu an değersiz olduğunu düşünüyor mesela. O yüzden ben başta aileyle şekillenen daha sonra çevre etkisiyle şekillenen ve bence medyayla da hı hı. E, çok e, bağlantılı insanların e, değersizlik hissi yaşadığını düşünüyorum. Son zamanlarda artışında e, çabuk tüketimle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi hı hı. çok hızlı ee, başlıyoruz, Hı -hı. Ee, çok hızlı devam ediyoruz değişime. Yani e, şur şurada düşünüyorum benim babamın gençliğinde televizyon yokmuş mesela. Hı -hı. Konuşuyoruz şimdi. Hı -hı. Şimdi televizyonun olmadığı ki babam hayatta hala ve şu an yapay zeka'dan bahsediyoruz. Yani o kadar hızlı bir e, değişim tüketim var ki o kadar hızlı değişen duygular bu duygu yönetimini sağlayamamak da bu hızlı değişime adapte olacağım kaçırmamalıyım. yani. Hep bir hareket halindeyiz, hep bir koşturuyoruz hayatı. Hı -hı. ...kaçırmamak için yeni şeyleri yakalamak... ...işte yapay zekanın oyu çıkmış, buyu çıkmış... ...onu da kaçırmamalıyım, bak bunu da yapıyormuş... ...bunu da yakalamalıyım. E bu sefer ne oluyor? O duyguları yönetme e, konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Evet. E, bunun özü de e, bence e, bu değersizlik duygusuna... ...duyguları yönetemediğimiz için açıkçası... E, ...daha çok şu an gençlerde mesela... E, ...daha yaygın olduğunu ben öyle düşünüyorum... Evet. ...ya da öyle gözlemliyorum. E, şu anki gençlerde e, daha çok bir kıyas var... Daha çok bir yeni olanı yakalama e, arzusu var. Daha hızlı e, bir tüketim var. Bu yüzden de e, bu tarz değersizlik duygularına, beğenilmeme duygularına ya da hayatın hızına bence e, yetişememe e, duygularına kapılıp bu hislere kapılabiliyorlar. Çok güzel bir başlangıç, çok güzel bir cevap. Babanızın gençliğinde televizyonu yoktu. Evet. Babanızın Serpil Hoca ile bir ortak yönü var. Ne? Serpil <laughs> Hoca'nın da şu anda televizyonu yok ve genç. <laughs> Böyle bir <tenzerlik> var. İhtiyaç duymuyorum <laughs> hocam. İhtiyaç İzlen. izlenmiyor <laughs> artık. Yine. Evet yani. Ee, ama bir yandan da şunu söylemekte fayda var. Sevgili izleyiciler şimdi Okan Hoca şunu söylüyor. Sen değersizlikle ilgili bir hissin olabilir fakat bunu öğrendin. Bu sende <laughs> baştan var olan kodlanmış asla kurtulamayacağın ya da senin kişiliğinin, karakterinin... Ee, baştan belirlenmiş bir özel özelliği değil. Sana bunu ya ailen öğretti ya çevren öğretti ya medyadaki o muhteşem görüntüler üzerinden kendi değersizlik algını geliştirdin ama değilsin. Şu andaki olduğun hal sadece senin düşüncelerin değiştiğinde değerlilik hissine dönebilir Kesinlikle. diyorsunuz. Burada bilişsel yapımıza yoğun bir vurgu yapılmamız lazım. Çok iyi. Öğrenilmiş. Aynen öyle. öyle Şimdi mi? şöyle şeyler var. Şimdi ben programa sorular rica ediyorum bizi izleyenlerden. Ee, ayna çalışması diye onunla <laughs> Hocam Hocamla biraz ayna çalışmasını konuştuk ama aslında bakıyorum ayna çalışmasından Hı -hı. gidelim Hı -hı. hakikaten yani bunu konuştuk. Şimdi hocam diyor ki sana bir şey öğretiliyor ve düşünceyle Hı -hı. dil arasında bir etkileşim var. Çok evet. O zaman birinin geçip de aynada gördüğü o kişiyle Hı -hı. olumlu şeyler konuşması. Hı -hı. Yani, bu manet işe yarayabilir belki hakikaten. Yani aslında kendiyle iletişime geçme. Hani ayna ile gibi düşünmeyelim, kendi Hı -hı. kendine. Çünkü değerlik algısı demin Okan hocamın da söylediği gibi Hı -hı. aile dinamiğiyle başlıyor ama hani orada dönüştürebilmek de sonrasından mümkün. Nasıl yapılabilir? E, kişinin kendi ihtiyaçlarını dile getirmesiyle belki ayna karşısında olmayabilir Hı -hı. ama ihtiyaçlarını dile getirerek arkadaş ortamlarında e, mesela bazen gençlerde görüyorum. E, bir noktada nereye gidersem gideyim benim için sorun değil diyor. İşte ne yemek hmm. yemek istersin diyor. İşte hmm. balık mı, köfte mi? Ha sorun değil. Hayır, sorun. Sen neyi seviyorsun? Neye ihtiyacın var? Aslında bir yerde kendi ihtiyaçlarını dile getirebilmek de kendinle ilişkinle ilişkili bir noktada. İhtiyaçların farkına varmak burada. Kesinlikle. Hem fark edip hem dile getirmek ve Önemli bazen uymayan yerlerde de sınır koymak. Yani sonradan değişebilecek bir şey tabii ki de Kesinlikle. değerlik inşa edilebilir. Evet. Burada çok kritik bir şey var. Şimdi ben neyi istediğimin farkına varmam şöyle zor. Çünkü bana ne istediğim sürekli öğretiliyor. Evet, Reklamlar evet. bana sürekli ne istemem gerektiğini öğretiyor. Yani hı hı. bir telefonun 10. sürümüne sahipken 11. sene niye ihtiyaç duyayım? Fakat diyor ki buna ihtiyaç duymalısın. Orada bir sorun var mı? Değersizlik hissi bir şey, arzu nesnesine ulaşamamakla alakalı olabilir mi bu manada? Senin aslında ihtiyacın olmayan bir şey senin isteğinmiş gibi sana hı hı, gösterildiğinde hı hı, hı hı. bunun peşinde koşuyor olmanın sonu yok. Ne evet. dersiniz bu konuda? Ya Bir yerde dediğiniz bir şey katılıyorum. Bir şey suçlamak zorundayız. <laughs> <laughs> Lütfen doğru <laughs> dediğiniz fikre katılıyorum ama şöyle de bir yanılgı Hı -hı. var. Hani X elbiseyi aldım kendimi değerli hissedeceğim. İşte X e, mekana gittiğimde, X arabaya ama. sahip oldum ama böyle bir algı yok evet. aslında kendimizle kurduğumuz ilişkiyle. Hı -hı. Böyle bir tercih yapıp bunu gerçekleştirdiğinde kişi Tekrardan dönüp baktığında yine aslında kendini değerli hissettirmiyor. Hani ideal benlikle, hı hı. idealini kurduğu kendiyle var olan kendisi arasında daha da boşluk oluyor. Hı hı. O yüzden kendi ihtiyaçlarımızı görebilmek çok Doğru. önemli bir yerde. Burada ihtiyaçlar diyorsunuz. Şimdi sevgili izleyenler o zaman iki başlık atabiliriz ortaya. Şimdi değersizlik hissi benim karakterimin, kişiliğimin ya da mizacımın bir özelliği olarak mı geliyor? Hayır. Bunu öğreten bir yapı var ama bu yapı içerisinde buraya önlem almak için ilk yapmamız gereken şey o zaman benim ihtiyaçlarımın farkına varmak. Çünkü ihtiyaçlarını kendi başına giderebilen biri bu manada değerlilik kesinlikle. De hı hı hı. Ve şeyi azaltması şeyi lazım ya? Mehmet Hocam. Kıyaslamayı. Evet. Yani evet. değersizliğin bir numaralı sebebi de kıyas. Şimdi Mehmet Hocam'ın ceketi çok güzelmiş. İşte telefonu bu markaymış. Arabası böyleymiş. İşte böyle tatile gidiyormuş. İşte hı hı. şöyle bunu yapıyormuş. Yani burada. Hepsi aslında... doğru bu arada söyleyeyim. <laughs> Ben, <laughs> ben cevap bekliyorum şu anda. İşte şöyle karizmaymış. Böyle <laughs> yakışıklıymış. Evet. Biraz <laughs> <sonra şu an. gülüyor> Şimdi hocam görüyorlar senin arabanı insanlar. Evet, evet. Bu sefer diyorlar ki ya Mehmet Hoca biniyor. Hı -hı. Ya ben de binmek isterim bu arabaya. Yani ben de bunun e, yapmak isterim ama şöyle hani Mehmet Hoca'nın da başka sorunları var belki Kesinlikle. sende olmayan. Yani Onun da başka dertleri evet, yani var. Yani Yani Yani. hava soğuk olabiliyor. <laughs> <laughs> Gibi ee, yani burada hocam şöyle e, kıyas olayı ee, yanlış. Yani evet. kıyaslamak tabii ki olabilir. Hani insanlarla kendini kıyaslayabilirsin ama bunu aşırıya kaçırırsak yani bu kıyas olayını çok fazla girersek bu da çok fazla değersizlik yaratıyor. Evet. Ee, yani kendimi değersizim Ne yapıyorum? İşte bir, birinin vücuduna bakıyorum. İşte Hı -hı. diyorum ki kaslı maslı vücutlu benim vücuduma bak. Değersizim. İşte birinin Hı -hı. işte sahip olduğu hayata bakıyorum. Kazancına bakıyorum. Yaptığı işte işlere bakıyorum. Gene kendimi değersiz hissediyorum ama ben kendi işimde Belki de en değerliyim. Yani ben o parayı kazanmak ya da o arabaya binmek zorunda mıyım acaba? İşte onu da sorgulamak Peki, lazım. Peki o zaman şunu sorayım. Sen e, baştan... Hocam sen diyebilir miyim? Tabii arada? ki her zaman hocam. Benim iki dostumla beraber. <laughs> Tabii ki yani. her zaman. Şey Şimdi şöyle bir şey var. Senin 8 yaşında bir kızın evet. ve 6 yaşında bir oğlum var. Doğru. İkisini de gözlerinden öpüyoruz. <laughs> Onlar bizim canımız ve geleceğimiz. Bu arada Şeyma hocamıza da çok selam söyleyelim. <laughs> Sağ olun. <laughs> Şimdi karne, evet. okul bizi biraz bu... Temelde bir kıyaslama dünyasına atıyor olabilir mi ne dersin? Kesinlikle atıyor hocam. Şimdi bugün karne günüydü. Siz evet. de girişte söylediniz. Buradan e, izleyenlere de güzel mesaj verdiniz aslında. Şimdi bu karne karneden ziyade aslında karneye kadar uzanan süreçte okuldaki işte o e, mesela başarının kıyası, işte derslerin kıyası. Aktif mesela ben hatırlıyorum ilkokulda e, bir Seçim yapıyoruz dedi. Birini trafik kollar vardı biliyorsun hocam işte. Evet. Trafik başkanı mı ne yap? Ben ağlayarak mesela eve geldim işte ben çok başarılıyım, ben işte sınıfın en iyisiydim, ben niye başkan olamadım diye bir gün aldım. Sonra ertesi gün, iki gün sonra mı ne? Sınıf başkanı. Mesela seçilmiştim ben aslında. Yine önde, ya. yine Bir <laughs> de yani Boşuna ağlamışım ben aslında. Acaba kıracak mıyız? <laughs> yine kırılmadım. Yani, başarı. <laughs> e, yani başarısız <laughs> anlarım da oldu ama. Yani. Başarılarım daha fazla. Ama örnek verecek kadar <laughs> çok değil. Hocam şunu diyorum. Şimdi e, yani oradaki o kıyaslama dediğin çok doğru. Okul yaşamıyla e, birlikte aslında işte diğer öğrencilerle birlikte işte hocanın aslında burada öğretmenin Tavırları da tabii ki orada çok tabii. dengeleyici oluyor. Hani o konuyu dengelemek açısından, o görevleri dağıtmak açısından ama öğrenci kıyasa başlıyor. Dediğiniz gibi karneye kadar uzanan süreçte sürekli bir kıyas ve buradan değersizlik. Ben beceremiyorum, işte ailem benim utanıyor ama bunu bunu ben değersiz hissetmem aslında kendimi. Ailemin tepkisi çok önemli. Yani karneyi aldığımda, eve gittiğimde, o karneyi gösterdiğimde yani bana karşı... Takı, o surat ifadesi var hiçbir şey söylemesine gerek yok yani beden dilinde bile şöyle bir suratını büzüştürüyorsa ya da takdir nerede e, gene mi alamadın gibi cümleler kuruyorsa. Hiç yaşamadım böyle bir şey. Yani ama. yaşamadım da yaşayanları gördük diyelim hocam. <laughs> ben genelde başarılı geçti bu <laughs> açıdan okul hayatım ama başka yönlerde benim de oldu bir sürü Tabii. kendimi eee değersiz hissettiğim anlar hepimizin olmuştur Tabii bilmiyorum hocam. Senin zor belki. Yani <laughs> evet. yani bu e, başarı olarak neyi tanımladığınla alakalı. Tabii. Şimdi neyi koydu Olumlu sonra? duygu derken e, hocamla kuliste konuşurken mesela gurur duymak, başarı. Başarılıysa e, takdir edilmek. Bunlar içinde yine ihtiyaçlarınızdan bağlantı kurarsak yani benim nasıl bir başarıya ihtiyacım var? Ben hangi başarının peşinde koşacağım soruları önemli. Şimdi özellikle buradan ebeveynlere şunu söylemek lazım. 13-14 yaşına kadar özellikle çocuklar ergenlik öncesi karnesine sadece sizin verdiğiniz tepki üzerinden bir yaşam amacı peşinde koşuyor. Yani orada anne baba tepkisi çok önemli. Sonra Ergenlik başladıktan sonra bunu çok önemsemiyor belki sizin tepkiniz ama o dönem çalışıyor. çok önemli. Peki hocam şimdi öz şefkate de girelim buradan. Hı -hı. Yani ben değersizlik hissim var ama bir de kendimi seviyor olmam lazım. Bu öz şefkat. Mi? Tam bilmiyorum ama öz şefkati nasıl açıklayabiliriz? Hı -hı. Yani bunun birçok açıklaması olabilir belki ama sizin perspektifinizden Hı -hı. bakacak olursak. Daha demin Okan hocamın söylediği hani benim başarısız anılarım çok az dedi aslında. Hı -hı. Belki de onun başarısız diye ifade ettiği anılar daha azdı çünkü onun yolculuğunda. Yani Hı -hı. hepimizin Doğru. kendi yolculuğu benim A noktamdan B noktama giderken ki zorluğumla Okan Hocamın sizin çok farklı değil Tabii, mi? Muhakkak, Aslında kesinlikle. öz şefkat dediğim yerde de ben bu yolculuğumda zorlandığım yerde üzüldüğümde, öfkelendiğimde, işte kaygılandığımda, zor duygum olduğunda buraya nasıl bakıyorum? Güzel. Bu duyguma eşlik ediyor muyum? yatıştırıyor muyum, kaçıyor muyum, bundan? kaçıyor muyum, <laughs> ya da yok mu sayıyorum, bastırmayı evet. mı çalışıyorum? Çünkü ya hepimiz biliyoruz ki işte yok saysak, bastırsak, evet anlık çözüm olur, ama bunlar anlık çözüm olur. Kesinlikle hani mi? uzun vadede bu e, tam tersi işte geri dönüyor bize, bu merak gibi, hani dördüsel evet. davranışlarla ya da farklı yerlerde. O yüzden öz özcevket e, zorlandığımız yerlerde e, o zorluğa bakabilmek. Yani bisiklet kullanırken hepimiz hı hı. düşmüşüzdür bence. Tabii, tabii, e, düştüğümde işte o yarama bakabilmek aslında hmm. şefkatli bir şekilde. Ya düştüm aa, işte canım yandı biraz ayağımın tozunu sileyim sonra kaldığım yerden devam edeyim. Ama düştüğüm zaman ya sen zaten hep böylesin. Kendi kendimle diyaloğumda ya hiçbir şeyi başaramıyorsun diye yargılayan bir yerden yaklaşmak... Hmm. ...işte öz şefkat gösterememiş olduğumuzun göstergesidir. Çünkü öz şefkat yargılamadan... Şefkatle acının zorlandığımız yere bakabilmemiz temeline bak Şimdi bisiklet, bisiklet örneği bence çok güzel bir örnek. Hı hı hı. E, bu arada bisiklet çok değerli bir ulaşım aracı. Evet. E, bunu öğrenmekte fayda var. Şimdi çocukluk yaşantılarında başlangıca dönecek olursak Okan Hoca'nın girişindeki sözlerine. Ailesi tarafından beceriksizlikle hı hı. ve yeteneksizlikle sürekli yaftalanan bir çocuk evet. bisikletten ilk düştüğünde... Aynı bu şey. düşünce onaylanmış olacak. Tabii. Çünkü diyecek ki bak herkes biniyor hı hı. ve ben düştüm. Oysa ki bilmeyecek ki herkes düştü. Evet. Ve onun böyle demeyip de bir kez daha bir sete binmesi durumunda başarabileceğini de bilmeyecek. Hı hı. Çünkü hı hı. denerse yapacak ama bir başarısızlıkta heybesine koyulmuş olacak. Bu manada öz, öz şefkat dediğimiz şey... Oradaki başarısızlıkla bizim baş etmemizi sağlıyor o zaman Kesinlikle. ve tekrar denemeyi sağlıyor. Kesinlikle yani e, duyguyu yok saymadan çünkü duyguları yok saydığımızda bir yerde daha demin söylediğim gibi çıkar. Ama o zorlu duyguda aslında kalabilmemiz kendimizi e, kollamamızı kendimizi koruyabilmemizi sağlıyor. Yani ben tekrar bisiklete bindiğimde belki de e, o tümsekten geçerken daha yavaş süreceğim. Evet, deneyim Ama deneyim olacağım. kazanım e, sonucunda daha devam edeceğim. Yani orada başarılı da hissedeceğim hani ailemden de takdir duygusuna tekrardan hissediyor olacağım ve bu şekilde o olumsuz gördüğüm olay tam tersi bir olumlu bir hale almış olacak. Çok doğru. Bizim evet. e, belki çocukların çevreyle etkileşiminde hı hı. bisiklet denen şeyin rolü önemlidir. Yani hiç kimse alınmasın lütfen. Mesela bisiklet bazen peki buna durumumuz varsa bir karne hediyesi olabilir. Ya da insanlar benim bisikletim mesela artık üretilmiyor muhtemelen. Pinokyo diye bir marka vardı artık yok o yüzden rahat söyleyebilirim. Abime alınmıştı o. Ben de onun bıraktıktan sonra kullanmaya başlamıştım. Mesela en havasız bisiklet benimkisiydi ama çok seviyorum. Üç tekerlekli bisikletim iki tekerlekli falan. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani o sosyalleşme içerisinde bisiklet bir role sahipti. Ben ilk gün düştükten sonra bıraksam Sadece bıraktığım şey bisiklet kullanmak olmuyor. Kesinlikle. Evet. Sosyalleşmenin bir adımından vazgeçmiş Vaz oluyor. Mi? Aslında hı hı. çok basit vazgeçişlerin sonucu çok büyük kaybedişler olabiliyor. O yüzden <laughs> kaynaklarımız dahilinde hedef belirlersek vazgeçmezsek onu eninde sonunda başarabiliyoruz. Hayatın amacı tabii ki başarı değil ama yani Ne diyorsun Mehmet hocam? Evet hocam devam ben şöyle diyorum. Şeye, devam yani denemeye burada. Denemeye devam mı edelim? Evet. Şöyle devam edelim. Şimdi hayat Güllük gülistanlık değil. Yani Hı. hepimiz bunu kabul Tabii ediyoruz. De. Şimdi her zaman mutlu. Mesela şunu soruyorum ben seminerlerimde. Hep mutluydum. Her zaman benim için her şey on numara gitti. Hiçbir olumsuzluk yaşamadım diyeniniz var Çok mı? Çok saçmalık. Mümkün değil. Böyle bir saçmalık olur. Şimdi hayat iniş çıkışlarla dolu. Güllük gülistanlık değil. Demek ki olumsuz deneyimler olacak. Zaten olmalı da. Hı. Zıttıklar. Ben hep şunu diyorum. Şimdi hep mutlu olsaydık mutluluğun ne anlamı kalacaktı? Yani mutluluğun ne anlamı kalacak? Yani ben lazım. mutsuzluk olduğu için ben mutluluğun zaten tamam. e, mutluluğuna ayırdığındayım. Açlık var diye tokluk değerli ya da işte e, yani ölüm var, yaşam var, doğum var. Yani her şey zıtlık. O yüzden ya her şeyin zıttı olduğu için şimdi e, hayatta da böyle olumlu deneyimler, mutlu anlarımız da var, mutsuz anlarımız da var. Şimdi bu mutsuz anlar da benim Mehmet hocama, işte Serpil hocama ee, gösterdiğim şefkati aslında öz şefkat çok da yani aslında zor bir şey değil ki ben en yakın arkadaşına diyorum ki ben ne yapıyorsan kendine aynısını yapman. Yani başkalarına gösterdiğimiz bu tevazuyu bu İnceliği. Mesela ben şimdi hocam bu programda kitlensem, biraz batırsam, reklam arasına kadar bir şey konuşamasam. Bir siz ne yaparsınız <laughs> hocam? Şey ya bozma okan moralini, o moralini. Olacak tabii, tabii. güzel. E, hocam ama sen çok mesela sen kendine aynı şeyi yapabilecek misin? Mesela Hayır. bir programda Yapamazsın. işte bu kendini Kendine çok ciddi bir şekilde başkalarına gösterdiğimiz bu toleransı kendimize kesinlikle göstermiyoruz. Hı -hı. Bu şekilde programlanmışız. Bunu da uzmanlar şu şekilde açıklıyor aslında Serpil Hocam da katkı sunacaktır daha sonra. Diyorlar ki biz sanki kendimize şefkat göstermeyi bir bencillik, Hı -hı. işte bir şımarıklık, Hı -hı. bir işte kendine düşkünlük Hı -hı. E, gibi görüyoruz. E, ve bu yüzden de buna çok e, girmiyoruz yani bu toplara. Kendine şefkat göstermek böyle bir bencillikmiş adaba gibi. He, gibi. Adaba uygun değil. Adaba sanki Hı -hı. kültürümüze uygun değilmiş ama çalışmalarda diyor ki öz şefkatin aslında bencillikle hiç alakası yok. Hatta öz şefkate sahip insanlar daha Çevre, da az evet. bencil yani çevreye Çevre karşı de da var. daha şefkatli olabildiği için daha anlayışlı davranabildiği için bencillikle zıt aslında zıt yani. Hiç orayı destekleyen bir şey de değil. Bir de şu algı var. Yani kendimizi eleştirmek sanki şefkat göstermemek bizi harekete geçirecek. Böyle bir motive edecek güçmüş gibi görüyoruz. Bu da hiç alakası yok. Yani araştırmalar diyor ki Kesinlikle kendini eleştirmek öyle bir motive falan da Etmiyor, sağlamıyor, öyle bir katkısı da yok. O yüzden bu aslında bencillik değil, aslında eleştirmek de bir motivasyon kaynağı değil. O yüzden öz şefkatten kaçmamak lazım. Yani şunu diyorum, arkadaşımıza gösterdiğimiz toleransı ya da o bir şey yaşadığında ona karşı yaklaşımımızı, kendimize o sabrı, o anlayışı, da gösterebilmemiz lazım. Yani ee, burada kendini şımart gibi bir slogan vardır aslında. Var. İnsanlar çocuklarını ve kendilerini şımartmaktan korkarlar. Bizde. Evet. Yani evet. iyi şeyler söylersen Aynen. bu çocuğun şımarmasına neden olur diye. Oysa ki e, iyi şeyler duymadığı zaman çocuk kendi kendini iyi hissetme yollarına girdiğinde şımarıyor. Yani hı hı. yanlış duygu düzenleme becerileri geliştiriyor. Oysa ki ebeveyninden aldığı senin akademik başarından daha önemli senin varlığın gibi bir söylem onu daha rahatlattığı için duygusunu düzenleyecek yanlış yerlere de girmiyor. Orada hı hı. yani şu manevi yani eleştiri bizde öyle bir noktaya geliyor ki mesela senin ne zaman sevileceğinle ilgili kriterler koyuyor sana çevre. Evet. Şunu yaparsan sevilirsin, şunu yaparsan kabul edilirsin. Ama aynı kriterleri kendi kendine koyunca bu sefer başarısızlık algısı ve hayal kırıklığı daha da artıyor ve bu insanı hareketsiz hale getiriyor. Tam bu noktada sorularımıza devam edelim efendim. İzleyicilerimizden gelen soruları bugün sormak istiyorum çünkü bana diyorlar ki hocam niye sormuyorsun? <laughs> Şimdi diyor ki bir soru hocam sorabilir miyim? Tabii Böyle. ki de. Kindarım affedemiyorum. Bu yüzden de değersizlik hissimin arttığını düşünüyorum diyor. Var mı böyle affetmek hı hı hı. değersizlik hissiyle baş etmemizi kolaylaştıracak bir kavram olabilir hı hı. mi sizce? Yani affetmek dediğimiz yerde burada bir kişiye yönelik bir hani çindarım affedemiyorum diye söylenen bir yer var ama affetmek aslında bizim kendi içimizde o duyguyu yaşayabilmemizle ilgili olan ya, bir güzel. yer. güzel bu farklı bir şey. Yani karşımızdakini affetmek gibi Değil. bir şeyden I I. Çünkü öyleymiş gibi sunuyoruz maalesef hı. ki. Ama burada kendim o duyguyu acaba kendi içimde ne kadar anlayabildim ne kadar düzenleyebildim duygu regülasyonu uygu düzenlememi yapabildim. Orada nasıl hesaplaşabildim aslında? Bir yerde öyle de diyebiliriz. Yani şey gibi düşünelim. Beni zora sokan bir olay var ve ben bu olaydan dolayı kendimi aldatılmış hissediyorum. Fikren aldatılmış hissediyorum. Kandırıldığımı hissediyorum. Ve bundan dolayı da işte öfkem var. Öfkem de işte affedememe gibi bir davranış örüntüsüne beni götürüyor. Güzel. Ama bu davranış örüntüsü aslında benim kendimle ilgili bir yer. Kendimle ilgili bir şeyler söylüyor. Ben onu affedemiyor değilim ki aslında. Kendim evet. o içimde o duyguyu düzenlemekte zorlanıyorum. Bir örnek vereyim. Mesela bir arkadaşımız bizden borç istedi. 10 bin lira borç istedi. Bizim de durumumuz iyi değil. Verdik ve ödemedi ve ödemeyeceğim dedi. Diyoruz ki biz orada. Ya ben ne kadar saçma sapan bir karar verdim. Ne kadar akıldan yoksun bir insanın paramı kaybettiğim Ne kadar eleştirel cümleler aslında. Yani kötü bir şey de söylemek istemiyorum şimdi örnekte. <laughs> Öyle şeyler gelir ama doğru. <laughs> yani zihinsel olarak becerim mi düşük demek yerine ben aslında ona yardım etmek için bunu yaptım. Bu benim içindeki iyilikle alakalı <laughs> ve benim verdiğim borcu geri vermeyip de bu kabalığı yapması onunla alakalıdır. Dediğimde onu affetmiş olmuyorum aslında. Kendimle ilgili bu olumsuz düşüncelerden kurtulmuş oluyorum. <laughs> Örneğin beğendiniz mi? Harika. O tam zaman yerin bir tane oldu. daha vereyim. <laughs> Aferin sana. Hocam ben şey değişelim ben oraya <laughs> Yani burada aslında kendimizle ilgili olumsuz yargıların farkına varmak önemli. Kesinlikle. Peki bu soru üzerinden gittiğimizde kindarım <laughs> konusunda... Ee, orada yaşanan ne? Yani bazıları <laughs> hakikaten unutmakta zorluk çekiyor. Affetmek ayrı bir şey. Bir de unutmakta zorluk çekenler var ve o dersi gitsin <laughs> sonuna gidiyor hep. Çünkü duyguyu tutuyorlar. Şimdi <laughs> bir duygu yaşanıldığı andan itibaren yani hepimiz pozitif duyguydu olumsuz duyguydu. Açığa çıkmak istiyor o duygu. Ama ben o duyguyu tuttuğumda aslında o anda kaldığım için bedenimde de o anda kalmaklıktan dolayı e, kayıt tutuyor. İşte bedensel hastalıklara sebebiyet veriyor. Şimdi bu kişi x sorusu nezdinde baktığımda bir yerde farkındalığı da var diyorum aslında. Ha, hani bir tabii yerde ki, tabii bunu ki. fark etmiş tabii, tabii. ama bunu dönüştürmek istemiyor. Belki hazır değil. Yani Hı -hı. bu soru. Belki hazır değil. Hazır olmak de Tabii var. ki ben danışanlarımla seansta hep şunu söyleyeyim. Yani hazır mıyız acaba değişime? Hı -hı, Çünkü değişime hazır olmakla hazır olmamak arasında e, Gerçekten bir uçurum var. O ya. noktaya gelebilmek, orta noktada buluşabilmek, hani o kindarlık dediğimiz yerde orada o kinin arka planındaki o duyguyu oluşturan düşünceye bakıp aslında o öfkeyi biraz saltmak gerekiyor. Yani öfkeyi açığa çıkartmak gerekiyor. Belki yazarak, gerçekten o kin tuttuğu kişiye konuşur gibi bir şeyleri yazarak. Hı hı. Belki bununla ilgili onu kine götüren bu duyguya yönelik geçmişte bir deneyimi var mı? Başka bir şeyden mi tetiklendi acaba? Hani biraz Hı -hı. oraya da bakmak lazım. Belki Okan hocamın dediği gibi belki çocukluktan getirdiği bir anıyla depreşmiş de olabilir. Hı -hı. Bunu bilmiyoruz. Hı -hı. Hani buraları da bakıp aslında oraları biraz ilişkilendirmek de gerekiyor. İlişkisi var mı? Hani şey gibi düşünelim. E, kıyafetlerimizi aynı işte tişörtlerimizi aynı çekmeceye koyarız. Aslında değersizlikle ilgili anıların hepsi zihnimizde, beynimizde aynı çekmecede. Ve Hı -hı. benzeri anılar geldiğinde tetikleniyor, tetikleniyor ama benim bir onları önüme açıp bir ayrıştırmam lazım. Çünkü anda kalıp yargılamadan o anın gerçekliğiyle e, yanıt verebilmem burayla ilgili aslında. Yani Hı -hı. kıyafetlerimi çıkardım nasıl renklerine göre ayırıyorsam Hı -hı. o değersizlik anılarını da bir açıp... ...acaba gerçekten hepsi birbirinden ayrı mı yoksa birbirinin tetiklenmesi mi? Yani gerçekte o e, beni zorlayan durum ne? Birazcık daha düşünceleri ayrıştırmak gerekiyor. Çok iyi. Şimdi biz böyle başarısız ve beceriksiz olmakla ilgili kendimize dair bir yargıya vardığımızda aslında bununla ilgili ipuçları toplamaya başlıyoruz hı hı hı. ve bunlar aynı çekmeceye giriyor. Hı hı. Ve her yeni olumsuz deneyim o çekmeceyi açıp o çekmecenin içinde kaybolmamıza neden oluyor diyorsunuz. Evet, o yüzden evet. çekmeceyi kontrollü bir şekilde açıp içindeki duyguları, bilginin, hı hı. duygunun ...gerçeği yansıtıp yansıtmadığını kabul etmekte fayda var. Evet, evet. Şayet gerçeği yansıtan olumsuz bir şey varsa bunu da kabul edeceksin. Çünkü hiç kimse mükemmel Kesinlikle değil. Kesinlikle yaşamaya yönelik bir yerden bakmak lazım. Yani şey gibi mesela yazın e, çocukken hepimiz işte denizde top oynamışızdır. Evet. E, i̇şte balon, top oynarken ne yaparız? İşte belirli bir yerden sonra o topu denizin altında iteriz... ...ama belirli bir yerden sonra kollarım ağrır... ...ve ben o topu denizin altında tutamam. Duygular da böyle. Zorlayıcı Hı. duyguları ben sürekli denizin Hı. altında tutarsa... Hı. ...bir yerden sonra yerden kollarım sonra nasıl yorulduğunda top yukarı çıkıyorsa... ...duygularda patlama çıkar. Evet. <laughs> Orası keyifli ama duyguların patlaması duyguları çok şey. keyifli değil. Şimdi duyguları tabii bastırma hikayesi bir anlamda çok öğretildi kişilere. Maalesef. Ve bunun bir güç olduğu da öğretildi. Şimdi hı -hı, psikolojik hı -hı. sağlamlık evet. kavramı... ...Ayşe Bilge Selçuk'un da bu konuda yeni kitabı var... Ya, zaman da o kadar hızlı geçiyor ki artık yeni mi mideni 6 <laughs> ay kadar oldu. Çok iyi bir kitap. Dünya çapında bir psikolojik sağlamlık kitabı. Bu konuyla ilgili olanlara e, Ayşe Bilge Selçuk'un kitabını öneriyorum tekrar. E, bizim programımıza da anlatmıştı sağ olsun. Şimdi öz şefkat denen şeyin bu... Psikolojik sağlamlıkla ilişkisi kurulabilir mi hocam? Ne dersin? Hocam çok iyi aslında yere değindiniz. Ee, bu programı neden sunduğunuzu da şu an <laughs> yani öyle bir bağlıyorsunuz ki hocam evet. gerçekten. Ee, yani şöyle söyleyeyim Mehmet hocam. Ee, şimdi e, psikolojik sağlamla aslında yanlış anladıklarını ben düşünüyorum. Nasıl? Hmm. Şimdi bizim literatüre çevirisi psikolojik sağlamlık bir çeviri var. Aslında evet. tek çeviri hı hı. o değil. İşte kendini toparlama gücü, esneklik hı. çevirileri de var. Resilience İngilizcesi aslında. Resilience. Şimdi psikolojik sağlamlık deyince ben etrafıma soruyorum. Aileme, arkadaşlarıma, işte psikolojiyle ilgili olmayan kişilere ne anlıyorsunuz? Şunu anlıyorlar. Mehmet hocam, yıkılmadım, ayaktayım, evet, dertlerimle baş başayım. Yani tamam, evet, evet. E, yani böyle algı var Tam değil? Algı bu. bu ama değil. Evet. Psikolojik sağlamlık şu aslında diyorum ben. Düştüysek kalkarız. Daha ölmedik ya. ya yani e, yani burada e, yıkılmadım ayaktayım zaten bizi yordu. Yani hı hı. yani dedik ya mümkün değil zaten yıkılmadım ayaktayım. Yani düşeceksin, yeri gelecek tökezleyeceksin, yıkılmadım yeri oturuyorum gelecek. Aynen. Yani düşeceğiz. Burada önemli olan düşmemek değil. Düşmemek değil. Düştükten sonra ne kadar hızlı geri kalkılıyor. Yani Hacı yatmaz metaforu orada. Hep evet. söylüyorum ben. Yani bir tane darbeyi vurdu işte eşin bir tane darbeyi vurdu iş yerin bir tane müdürün bir tane ekonomik durumun bir tane işte ne bileyim hayatın arkadaşların yıkılıyorsun yıkılacaksın normal ama durmuyorsun yerde hacı yatmazlar hemen kalkıyor tekrar ayağa. Yani burada ben etkileneceğim ama ne kadar süre yerdeyim ben bu önemli. Bir Çok süresi, iki etkisi bendeki. Yani ben az etkilenip çabuk toparlanabiliyorsam işte benim psikolojik sağlamlığım yüksek. Yoksa ben uzun süre etkisinde kalıp toparlanamıyorsam, bu sefer psikolojik sağlamlığım düşük oluyor. Yani buradaki sağlamlık, işte ben duygularımla çok güçlüyüm, yıkamazlar. İşte bizim erkeklerde de toplumsal olarak bu hani duygularını belli etmeme, evet, işte evet, daha kesinlikle. güçlü olmaya çalışma arzusu var. Bu erkekleri daha çok da etkiliyor aslında bu Tabii. güçlü durma savaşı aslında. Dibine kadar da duygularını yaşayacaksın, üzüntünü de yaşayacaksın, düşeceksin ama hızlıca kalkabilmenin yollarını arayacaksın. O zaman şöyle diyebiliriz, yani biz psikolojik sağlamlık ya da tırnak içinde resilience dediğimizde bu e, yıkılmamakla değil, yıkıldığın zaman nasıl ayağa kalktığınla Tabii. alakalı. Hı, aynen yani. öyle. Ne o kadar zaman, hızlı bir şey. Şunu söyleyelim bizi izleyen ve değersizlik hissiyle savaşında şu ana kadar başarılı olamamış kişilere. Yani düşmek hayatın içinde bir gerçek ama önemli olan güç... Düştükten sonra problemi nasıl çözdüğün, işte zekanın da en önemli Kesinlikle karşılığı bu. bu. Problemi çözme becerisi evet. ve zaten düştüğümüzde kafamızı fazla böyle derine soktuğumuzda çevredeki olanakları da görmez oluyoruz. Kesinlikle. Bu manada siz öz şefkatle psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkiyi düştüğün yerde kendinle ilgili yargılarında buluyorsunuz. Şöyle öz şefkat o kadar iyi geliyor ki psikolojik sağlamlığa yani bunu ben demiyorum e, literatür söylüyor. Hı. Çok ciddi psikolojik iyi oluş haliyle psikolojik sağlamlıkla öz şefkatin... E, ilişkisi var yüksek düzeyde ve birçok araştırmada bu kanıtlanmış. Niye? Ben şimdi düştüm. Hayatın normal akışı hayat güllük gülistan değil ama ben düştüğümde kendime şefkatli yaklaştığım için bunu ben değil benim. Bu ayrım çok önemli Mehmet hocam. Hmm. Serpil hocam da katılacaktır. Ben ve benim. Yani ben değilim ki. Yani o o olayı yaşayan, o olumsuz deneyimi yaşayan yani diyelim ki depresif Kişi değilim ben. Depresyonla Hı. mücadele eden bir kişiyim. Yani Hı. o benim değil yani ben değilim. O benim yaşadığım bir olumsuz Hı. deneyim. Yani onu biz ben yapıyorum. Ben şöyleyim, ben böyleyim, benim ben de ayrıştırıp. beni ben yapan bir aynen, şey değil Aynen sanki böyle. Bir parçam. Aynen öyle. Ben, ben düşüncelerim yani. değilim ki. Duygularım da değilim. Davranışlarım Hı. da değilim. Onlar ben değilim. Onlar benim düşüncelerim. Hı. Benim davranışlarım Yani buradan Dinleyicilere de aslında şunu demek istiyorum. Yani bu olumsuzlukları kendiniz yapmayın. Onlar sizin mücadele ettiğiniz evet. bir süreçler. Hı hı. Bunu şimdi böyle görüp kendine şefkatli yaklaşınca ne dedik? Psikolojik sağlamlık için, iyi oluş hali için hızlıca düşmemek değil. Düşmemek mümkün değil. Eğer bunu dinleyicilerimiz düşmeyi zaten kafaya takıyorlarsa önce buradan başlayalım. Düşmek doğal. Düşeceğiz. Doğal, evet. Ama hızlıca kalkabilmekse psikolojik sağlamlık şayet. İşte öz şefkat buna inanılmaz bir Kaldıraç. E destek veriyor, evet ve bütün araştırmalarda bunu kanıtlıyor. Yani düşüren darbe e, darbe ile alakalı biraz. Evet. Bu darbeyi kim yese biraz sendeler diyoruz ve hala düşmüş biri olarak düşmüş biri de olacak. <laughs> yani darbeyi almış kişi olarak bu darbenin etkisinden kurtulacağım kaynaklarımın farkına varmak için. Kesinlikle. Önce bir bütün bu yaşadığım şeyden ibaret olmadığımın Aynen farkına öyle. varmam lazım. Yani sadece bir deneyim. Evet. Ve bu deneyimi nasıl ben yaşadıysam bu deneyimle baş edecek olan yine benim ki çok iyi baş etmem de gerekmiyor. <laughs> esneklik kazanmak hı. aslında daha demin söylerken Aynen öyle. tam olarak oyuncak e böyle şekil evet, değiştiriyor sonra geri dönüyor tabii çünkü sert şeyler kırılmaya çok daha yatkındır Kesinlikle. mesela daha demin hani hem cinslerim diye bahsettiğiniz evet. örnekte hani daha sert olmaklıkla ilgili Kesinlikle. erkeklere yüklenen maalesef ki bir algı aslında kırılmaya daha yatkın olmalarına sebebiyet veriyor evet. ama evet. kadınlar duygularını genele baktığımızda hı hı hı. en azından e, daha açık dile getirdiği için daha esniyorlar Aynen. hani psikolojik dayanıklılığı bir yerde hani o esneyebilmekle de e, bağdaşlar bir nokta söz konusu. Esnemek dediğiniz zaman bu genelde zihinsel olarak belli kural ve Hı -hı. kalıpların Hı -hı. esneyebilir olması değil evet, mi? Evet yani hocamızın söylediği gibi düşmenin normal olması yani mevsimsel Hı -hı. geçişlerde Aynen. nasıl yapraklar dökülüyorsa Hı -hı. Düşmekte yolculuğa devam ederken yapacağımız bir şey. Yani hepimiz emekleyerek yürümeyi öğrendik değil mi? Düştük hı hı. yani. Aslında hayatın akışında olması gerekeni olması gerektiği gibi kabul ederek orada dayanıklılığımızı hı hı. güçlü kaynaklarımızla arttırabiliriz. Kesinlikle. Sevilebilir peki, olduğumuz gibi. Peki biz şimdi öz şefkati problemlerle baş etmemizde bir araç olarak kullanabiliyorsak hı hı. öz şefkati arttırmanın yolları var mı? Tabii ki de var. E, oradan en basitinden e, öz şefkati daha demin söylediğimiz kendi ihtiyaçlarımızı dile getirerek. Hı hı. Bir diğer noktada e, düzenli aslında rutinlerimizin oluşması. Hani hı orada hı. öz ya da işte öz şefkatle öz bakım araştırmaları birbirine çok paraleldir. Hı hı. Hani öz bakım illa ekstra zaman verilmesi gereken bir şey değil. ben şu an hep birlikte dururken su iç İçmem de kendime bir bakım e, verme Hı -hı. becerim. Yani orada ihtiyaçlarımızı dile getirmek, öz şefkati arttırmanın bir yolu. Hı -hı. E, kendimize karşı kibar olmak, Hı -hı. anda kalabilmek. Yani o farkındalık e, dediğimiz yerde ama e, farkındalık her zaman mutluluk getirmiyor. Bu Hı -hı. niyetle yapmıyor Tabii. olmak. Hı -hı. Hani niyetin aslında anın gerçekliğinde olmak şeklinde hmm. yaklaşılmasıyla ve bir yerde de e, düzenli işte spor beslenme bu rutinleri e, hayatımızda bedeni tabii alakalı. ki de çünkü ruh ve beden bir bütün. Evet. Hani ben birinden birini e, eksiltirsem ya da birinden birini tam dengede oturtmazsam aslında hani tam kendi iç dünyamda da dengeyi bulamam ki. Hani burada denge çok önemli bir noktada. Hani evet. hem iç dünyamı hem dış dünyamı dengeli bir şekilde götürerek aslında öz şefkati geliştirebiliriz. Yani burada aslında dış dünyanın olumsuz hı hı. deneyimlerine bir bariyer etmiş oluyoruz ama dış dünya olumsuz deneyimlerinden kaçmadan bunu yapıyoruz. Kaçmadan. Yani şey gibi şimdi siz böyle söyleyince aklıma şu geldi. Hı -hı. Bazen çok sevdiğimiz bir arkadaşımız bazen bazı davranışlarından dolayı bizi kırabiliyor ama diğer alanlarda çok keyifli, çok güzel eğlenebiliyoruz. Çok güzel işte araştırma yapabiliyoruz ama yakın ilişkilerle ilgili sohbet edildiğinde çok eleştirel. O zaman ona bir sınır çekebilmek, öz şefkat Hı -hı. yani kendi özüm için, kendimle ilişkim için ve onu da hayatımda tutabilmem için sınırla koruyabilmem kendimi. Hani sınır koymak Türk toplumunda biraz e, çok fazla kabul edilen bir şey değil. Hani ayıp gibi maalesef ki lanse ediliyor. Evet. Hani özellikle evet. geçmişte. Hani buraları tam olarak dengeleyerek ilerlemek önemli oluyor Yani bir teknikte şu olabilir. E, Okan Hoca'nın dediği gibi e, çok sevdiğim birine hı hı. karşı... O bir sorun yaşadığında, bir hata yaptığında evet. hangi cümleyi kuruyorsa kendin içinde kurabilirsin. Çok önemli bir Burada da esasında bir aynalama var. Şu evet. aynayı bir yere yerleştirelim istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tam, <O>. Tam burası <laughs> olur hocam. Buraya uyar, <laughs> ya. Oldu. Buraya uyar. Peki bir şey sorayım. Yine konuk sorularından bir tane sorayım ben mı size? Ben ilave ha, edebilir miyim? Tabii evet, lütfen. Hocam. Şimdi e, öz şefkati arttırmaya <laughs> çalışıyoruz. E, hocam çok güzel anlattı. Ben de şöyle bir ilave yapabilirim. Yani gerçekliği olduğu gibi yaşantılara açık olmak diyoruz. Yani ben hiçbir şeyden korkmam mesela doğru bir ifade mi? Yaşantı açık bir ifade. <laughs> hayatta kalamaz. Yani ben hiçbir şeyden korkmam. Gerçekçi Benim değilmiş. her söylediğim doğrudur. İşte ben hiç yanlış yapmam. Yani o mesela, durumu da hayatta kalamaz. Mesela şöyle yaşantılar açık. Yakın zamanda bir pandemi deneyimledik hepimiz evet. dinleyiciler Mesela şimdi o dönemde de mesela çok uçlarda bittik, öldük, gittik. Bir daha toparlanmayacak. Bir daha biz yaşayamayacağız, bir daha normale dönemeyeceğiz. Öyle arkadaşlarımız çok var söylendi, ya da etrafımızda evet. çok söylendi bunlar. Şimdi bu yaşantılar açık bir ifade değildi, o dönemde Hı -hı. de değildi. Hı -hı. Şimdi yaşantılar açık ifade şuydu: Gerçekliği kabul etmek ama umutla bakabilmek. Yani pandemi var, riskli bir süreç, e, kendime dikkat etmeliyim, sağlığıma etrafımdakilerin sağlığına dikkat Hı -hı. etmeliyim. Ama ömür boyu süren bugüne kadar bir pandemi olmamış, dünya daha önce de pandemiler Hı -hı. yaşamış ve bu da bitecek. Elinde Hı -hı. sonunda güzel günler gelecek. Ben ne yapabilirim? Biri bana demişti ki ben de aslında şimdi böyle anlatıyorum da ben de o dönemde Mehmet Hocam biraz takılmıştım o pandemide. Hı -hı. Sonra bir arkadaşla konuşuyordum. Dedi ki bana hayatımın en mutlu günleri dedi. Ya nasıl dedim yani nasıl oluyor dedim en mutlu günlerin. Ya dedi ki şöyle düşün Okan dedi. Bir daha dedi bir daha dedi muhtemelen emekli olacağın yaşa kadar yani uzun bir süre dedi ömür verir Allah dedi yaşayabilirsen bu kadar boş olacağım. Yani bu kadar hmm. evde vakit geçireceğim. Hmm. Bu kadar kendine vakit ayırıp kitap okuyup, film izleyip, ailenle vakit geçirebileceğim, evde yemekler yapıp keyifli sohbetler yapabileceğim bir dönem hiç olmayacak. Hep koştun. Yani bunu bu dönem bunu gerektirmiş ki bu benim kontrolümde miydi? Değildi. Pandemiyi biz çıkartmadık. Bilmiyorsun tabii. Yani Hı -hı. ama ne yaptık? Yarasa yiyen benmişim şey ama <laughs> yine Kontrol yani bizde yani. değilken yaşanılan bu olayın sürecinde niye benim kontrolümde olmayan şeye ben bu kadar takıldım ki yani şimdi düşününce gerçekten de burada yaşantıları açık bir şekilde o anın tadını çıkarabilmek gerekirdi. Ben hep şunu diyorum öğrencilerime de yani ben şu an mesela size söyleyeceğim şeyleri siz kontrolünüzde mi? Ben şu an her şeyi Hayır. söyleyebilirim. <laughs> i̇şte kontrol edebilirim böyle yani. Mesela de öğrencilerime kontrol de kontrol. şey diyorum. Şimdi şey, mesela sana desem ki diyorum çık dersten çık işte terk et dersini desem. Bundan iki ay bunun etkisinden çıkamayacak öğrencilerim var. E, tabii. Diyecek var ki mi? ben rezil oldum öğretmenin yüzüne, hocamın yüzüne nasıl bakacağım arkadaşlar. işte ben böyle yapacak ne yaptım diyecek ve bunu çok ciddi kaygı sorunları yaşayıp kafasına takacak. Evet. Ama öte yandan bir öğrenci de belki diyecek ki çıktığı an yani dışarı çıktı manyak bu adam ya diyecek hmm. kafayım Bu ailevi sorunları var. <laughs> yani Burada onu bakalım. kendi üstüne... Çünkü Hiç benim söyleyeceğim hiçbir şey... Onun kontrolünde olmayacak ki. Doğru. O yüzden burada öz şefkat geliştirmede, değersizlik hissini gidermede şeyi çok iyi ayırması lazım ee, halkımızın da. Kontrol edebildiklerim, kontrol edemediklerim. Yani neler bizim kontrolümüzde? Başkalarının söylemleri, sözleri, cümleleri, işte trafik sıkışıklığı o bu benim kontrolümde değil bunlar. Güzel o zaman şöyle bir toparlama yapayım programın ilk bölümünün sonuna geldik çünkü. Şimdi birincisi sevgili izleyenlerimiz... Çevreden öğrenilen bir şeyse şayet bu değersizlik hissi sizin üzerinize yazılmış bir kader değil. Siz düşünce yönteminizi değiştirirseniz, kendinizle ilgili verdiğiniz yargıları, kendinizi tanımlama şeklinizi değiştirebilirseniz çevrenin size attığı bu değersizlik hissinden birazcık kurtulabilirsiniz. İkincisi isteklerinin farkına, ihtiyaçlarının farkına varan kişi nereye doğru gideceğini bilir. Bu manada başkasının ihtiyaçlarıyla hareket etmek yerine kendi ihtiyaçlarınızın farkına varınız. Üçüncüsü nereye düştüğünüz ya da ayakta olmanız değil, düştükten sonra nasıl kalktığınız önemli. Yani düşüren bir hayat yaşıyoruz. Arada dengemiz kayboluyor. Ama düştüğünde nasıl kalktığın, işte orada psikolojik kaynakları nasıl kullandığın devreye giriyor. Yaşadığınız şeyleri kendinizle ilişkilendirmeyin. Geometri sınavından düşük not aldığınızda bu sizin beceriksiz olduğunuz değil. Sadece geometri sınavından düşük not aldığınızı gösterir. Bu sadece bir yaşam deneyimidir. Bir sonraki sınava daha çok çalışırsınız. Yüksek not alırsınız ve son olarak da Kendinize kibar olmayı öğrenirseniz öz şefkatiniz artar. Öz şefkat zor günlerde kullanacağınız bir psikolojik kaynaktır diyorum. Yönetmenimin tam reklama gidiyoruz dediği anda da... Bitiş bir zamanlamayla. reklama doğru. Doçent Doktor Okan Bilgin ve uzman psikolog Serpil Özgür ile beraberiz efendim. Değersizliği ve olumlu duyguları konuşmaya devam edeceğiz. İnsan Hali programı devam ediyor. Çayınızı kahvenizi tazeleyin. Biz buradayız. Harika bir psikoloji devam artık. İnsan hali. İnsan hali izleyicilerine tekrardan merhabalar. Yani şu arada bile biz olumsuz duyguları, olumlu duyguları nasıl çevirebiliriz diye konuştuk. Benim bir iki olumsuz duygum daha arada olumlu duyguya döndü. Çok memnunum o yüzden. Bugün burada olmak çok keyifli. Ben bu programın moderatörü olarak hayatım boyunca öğrenmediğim kadar şeyi programda öğreniyorum. Çünkü iki saat pür dikkat konunun uzmanını dinlemenin çok büyük bir avantajı var. Size de tavsiyem psikolojik sağlamlığı. Ve dayanma gücünü arttırmak için doğru bilgiye nasıl ulaşabileceğinizi gözden geçirin diyorum. Şimdi doğru bilgi demişken şimdi çok fazla videolar internette geziniyor. Bazen YouTube'da bazen Instagram'da. Biz de dedik ki kendi bilimsel bilgimizi biraz daha keyifli hale getirip mümkün bir mertebe keyifli hale getirip böyle size kısa videolar çekelim. İlişkilerle ilgili bir videomuz var. Bunu kendi kanalımızda yine çektik ama daha önceden çektik. Şimdi ilişkilerle ilgili belli hatalar yapılabiliyor. Nelere dikkat etmenizle ilgili kısa video var. Onu izleyelim. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Merhabalar. Bugün size eş seçerken olmazsa olmaz diye düşündüğüm 3 tane maddeden bahsedeceğim. Birincisi şiddete yatkınlık. Özellikle sevgili kadınlar, muhtemel eşinizin şiddete yatkın olup olmadığını anlamadan evlenmeyelim. Nereden anlayabiliriz? En azından bir maçta ne yaptığına, bir trafikte ne yaptığına, bir e, beraber şöyle bir kahve içmeye gittiğinizde servisi yapan kişiye nasıl davrandığına, telefonu çaldığında açtığı annesiyle babasıyla nasıl konuştuğuna bir göz atın. Oralarda muhakkak ileride uygulayacağı bir şiddetle ilgili ipuçlarını yakalayabilirsiniz. İkincisi, bir önceki ilişkinin duygularından kurtulmuş olmak. Şayet bir kişi sizden önceki ilişkisinin duygularından tam olarak kurtulmadıysa sizle yapacağı ilişki bir kahve fincanında kahveyi tam dökmeden çay içmeye benzer. Ne çayın tadını alabilir bir kişi ne de kahvenin. Bu manada önce bir önceki ilişkinin bütün duyguları sıfırlanmalı, ondan sonra yeni bir ilişkiye başlamalı insan. Ve üçüncü kuralımız, olmazsa olmazlığın en üstündeki kural, 17-18 yaşından önceki evlilikler, evlenen kişinin kimliği henüz tam gelişmediği için uzun sürmez ve çok da hayırlı olmaz. Önce kişi evlenmeden evvel kendine ait bir kimlik geliştirir, kendisini tanımlar hayatın içinde, ondan sonra evlenir. O yüzden 18 yaşından önce evlenmek gibi bir şey de olmazsa olmaz kurallarımız arasına koyalım. Diyelim ki genç yaşta evliliğe hayır 18'den sonra en azından evlilik için doğru yaş. Evet şimdi ben e, Okan Bilgin ve Sayme Serpil Özgür'le beraberliğim sürüyor. Bir saatimiz daha var rahat rahat konuşacağız bu konuyu. Siz de can kulayla dinleyin notlarınızı da alın çünkü yarın bu programda söylenenlerin hayatınızı biraz daha kolaylaştırması temel amacımızdır. Psikoloji bu yüzden var. İnsan davranışlarını hem anlar hem belli oranda da yönlendirir. Nereye yönlendirir? İyi tarafa. Şimdi videoda dedim ki böyle izlerken kendini de bir değişik oluyor insan. Güzel bir şey demişim orada. Şiddete yatkın kişiyle evlenmeyin. Yani bizim bu ülkenin en büyük dertlerinden biri kadına yönelik şiddetse şayet. Tabii ki burada tek suçlu faildir ve aş. Başka asla bir şey düşünülemez. Fakat o failin de kim olduğuna dair bir takım ipuçları yakalamak belki mümkün. Ama şöyle bir sorumuz var. Şimdi Serpil Hocama bu soruyu sana soracağım dedim. <laughs> Seyircilerimizden, izleyenlerimizden gelen <laughs> sorulardan bir tanesi şu. Erkekler neden kaba saba bir hale geldi? <laughs> <laughs> mi? Önce, <sonra gülüyor> geldi da, mi? Geldi şey, mi? Yani burada Çevrenizde şuna... hep çıvar insanlar var. Şu anda. Burada şununla da ilgili bir yer var. Kadının daha çok aslında alanda Türk toplumunda yer edinmesiyle birlikte dengeler de değişmesiyle hani belki de kendilerini ifade etmekle ilgili böyle bir yerden ifade <laughs> etmeye başladılar. Hani böyle bir şekilde söyleyeyim. Daha aterkil bir toplumda olmamızla ilişkili bir noktada. Tabii ki de burası kabul edilebilir bir yer mi? Hayır. Hayır değil, Ama hani bu noktayı nasıl e, dengeli hale tekrardan toparlanılabilir? Biraz oralara bakmak gerekiyor. Yani evet, zaman zaman kadınlar da bazen bu tarz e, her zaman erkekler nezdinde değerlendirmeyelim. Hani maalesef hemcinslerim de bazen e, böyle normal dışı davranışlar e, sergileyebiliyor. Ama burada buna yer açan şeyler aslında e, bir yerde e, dengenin de bozulmuş olması olabilir. Kendini ifade edebilmek için daha ön de olabilme ihtiyacı ile ilgili bir yer. Aslında eşitlik var bir yerde. Benim e, psikoloji bilgimle, benim bakış açımla e, aynı yolda yürümekse ilişkiler hani bu yolda birlikte gidilmesi gerekiyor. Ama burada bir öne geçme gibi bir ihtiyaç olunca maalesef ki e, hmm. bu tarz durumlar e, son zamanlarda daha çok ön planda olmaya başladı. Yani bu erkeksi olma hali evet. O eski gücünü kadınların karşısında kaybediyor. Çünkü bakıyorsun kadınlar erkeksi diye tanımlanan her şeyin üstesinden meslek olarak söylüyorum. Tabii bunu Hı -hı. yapıyorlar zaten. İşte uçağa biniyoruz. Kaptan pilot kadın güzel şey yapıyor. Herkes huzurlu falan. Sıkıntı. Geçenlerde uçaktayım. Yanımda bir adam var. Bu tarafta bir kadın var. Kadın pilot işte hoş geldiniz der demez. Bu adam hadi bakalım gibi bir ses çıkardı. Kadın buradan eğildi. Hayırdır ne oldu dedi. Herkes sessiz böyle. Yani orada bir de kadın dayanışması da haklı olduğu yerde çok güçlü ama kadınlar bu erkeksi meslekleri de yapmaya başlayınca erkekler kendi erkekliğini garip yerlerde kanıtlama çabasına girdiler diyorsunuz. Bu çok ilginç bir bakış. Evet yani o yüzden daha demin Okun Hocamın söylediği yerde ya yani sert şeyler kırılmaya daha yatkın. O yüzden burada biraz esneklik nasıl sağlanabilir? Hani ilişkilerde esneklik, hani ortak hmm. paydada buluşmak, e, ortak anlamlar yaratmak, yumuşak başlangıçlar yapmak. Hani çünkü ilişkileri de bu birebir etkiliyor. Yani Doğru. romantik ilişkileri. Doğru. Hani burada biraz e, iki tarafta hani ilişkiye bakabilmek önemli olan. Hani kadın erkek gibi bir yerden çok yani sonuçta hmm. arkadaşlık bile olsa hani ilişki var ortada değil mi yani hani orada ilişkinin döngüsü dengeyi bulmamızı sağlayacaktır. Şimdi burada e, size hocama bir soru sorduktan sonra döneceğim. İlişkiye öz şefkat mümkün mü diye soracağım size. Tabii. Notumu alayım ama. Burada hocama da sormak istiyorum. Erkeklerin kaba sabalaştığı bir durum var mı sizce de? Ne dersiniz? Şöyle, tabii ki izleyenimiz gözlemi tabii ki çok doğrudur kendi dünyasında kesinlikle ama. Kesinlikle doğrudur. Ben erkek kadın ayırmadan kaba sabalaşmanın hmm. yani zorbalık olayları zaten okullarda arttı ya ee, Mehmet Hocam çok ciddi oranda. Yani bu kadar zorbalık yoktu eskiden okullarda. Şimdi hmm. ciddi oranda bir zorbalık e, olayları da e, çok ciddi artışa sebep oldu. Burada ben gene bu durumu şuna bağlıyorum. Yani Kadınlar da daha ...kabalaşma ya da erkekler de daha karşı tarafa doğru, karşı arkadaşlara, insanlara doğru... ...bu illa sevgili de olmak zorunda değil. Hı hı. Farkındaysanız bizim eski, bilmiyorum eski yeni hep kıyas gibi oluyor ama... ...dostluklar da mesela daha e, ne diyeyim böyle... ...şimdi daha değişken, daha böyle hızlı değişim. Ben bunu gene evet. işte duygu yönetimine bağlıyorum. Duygu kontrolü hı hı. gene hızlı değişim, yeni teknolojik çağla yani... Eğer içinde bulunduğumuz çağ buysa, bundan kaçamıyorsak, bizim mutlaka duygu yönetme programları koymamız lazım okullara. Yani hı hı. burada empati gibi, duygusal farkındalık gibi, işte öz şefkat gibi, bilinçli farkındalık, mindfulness gibi, işte bu e, psikolojik sağlamlık gibi bu tarz içerikleri Artık müfredata mı yerleştireceğiz ya da nasıl yapacağız bilmiyorum ama bizim bir şekilde madem bu çağ bu kadar hızlı değişiyor ve duygu yönetimi artık bu kadar zorlaştı, yakalamak çok zorlaştı. O yüzden bizim duygularımızı farkındalık e, sağlama kadar mesela benlik saygısı artmış. Çillerin şu anki gençte araştırma yapıyorlar. Benlik saygısı eskiye göre artmış. daha yüksek artık çocukta ama zorbalık da artmış. Yani benlik saygısı artarken zorbalığın aynı anda artması bu demek ki duyguları var. Yeterli duygular yaşanıyor ama duyguların kontrolü yani özgüven de tavan ama bir yandan kaba sabalık ya da zorbalık da yani tavan. Yani bu özgüven o kişiye zorbalık bile uygulayacak evet. hakkı kendinde görmek getiriyor. Gibi. O o aşamada işte yönetimi o özgüven artık şeye çıkıyor. Hani kontrolden çıkıyor benlik saygısı özgüven artık narsizme hı hı. E, ya da bencilliğe doğru gidiyor. Karşı tarafın en ufak bir davranışının davranışında ya da hareketinde daha kabalaşma yani daha anlayışsız davranma söz konusu bu bireyselcilik tabii ki bir manada o da getiriyor aslında e, biraz bunu kendi ihtiyaçlarını ertelemek yani dürtüsel bir toplum olmaya evet. doğru gidiyoruz Hı, bireysel ihtiyaçlar aslında bizim kendi ihtiyacımız olmayan ihtiyaçlar bizimmiş gibi öğretildiğinde belki çocuklar biraz daha duygularını düzenlemekte zorluk çekiyor olabilir. Bu manada özgüvenin çok arttırılması hedef değil o zaman değil mi? Şöyle özgüvenin aynen öyle ideal yani aşırı özgüven de tehlikeli. Hı hı. Şimdi aşırı özgüven işi narsizme işte kendini beğenmişliğe işte kendini herkesten üstün görmeye götürüyor. O yüzden özgüvenin dengeli düşük özgüvenin yarattığı sıkıntıları zaten. Biliyoruz toplumsal olarak burada özgüvenli olmalıyım yani kendime güven duymalıyım kendime saygı duymalıyım kendime şefkat göstermeliyim ama bunları aşırıya kaçırırsam bu sefer işte ipin ucunu kaçırıp diğerlerin haklarını artık gözetmemeye evet. diğer insanların ve kendimi onlardan çok üstün görmeye başlıyorum bu da işte insan ilişkilerimde iletişimimde sıkıntılar yaratıyor. Yani trafiğe baktığında bile çok abuk subuk hiçbir temeli olmayan özgüvenli hareketler görüyorsun mesela. Herkese atarlı. Evet. Şimdi özgüven problemi dediğimizde aslında özgüven problemi iki taraftan, i̇ki taraftan da olabiliyor. Da. Düşük Kesinlikle. özgüvenli problem ama yükseği de bir temeli yoksa yani bir Aynen TÜBİTAK öyle. projesi yazmıyorsan da Aynen trafikte öyle. kavga ediyorsan özgüvenle kimseye faydası yok. Biraz belki işlevselliği açısından özgüveni değerlendirmek mümkün. Kendi tanımladığınız bir işlevsellik açısından Kesinlikle. diye söylemek lazım. Peki öz şefkatten bahsediyoruz. Burada öz şefkatten bahsettiğinizde Profesör Doktor Zümrüt Atalay'ın kulaklarını çınlatmakta fayda var. Bu Tabii. işin dünyadaki en önemli üstadlarından biridir. Bu konuda çok da güzel bir kitabı var. Öz Şefkat isminde bir kitabı. Zümra hocamızın da kulaklarını çınlatalım, sevgiyle analım kendisine. Bu konuları yıllardır çalışıyor sağ olsun ve çalışmalarını da paylaşıyor. Hem Instagram'dan takip edebilirsiniz. hem Hesaplarına okuyabilirsiniz. Peki hocam, birey kendine bir öz şefkat gösteriyor tamam ama bir ilişki içerisindeyiz. Belki bir aileyiz, belki bir eşimizle bir sistemimiz var, sevgilimizle ya da hı hı. neyse. Oraya öz, öz şefkat mümkün mü birey dışında bir sisteme? Hı hı. Tabii ki de mümkün. Çünkü ben kendime şefkat gösterdiğimde sisteme de zaten şefkat göstermiş oluyorum. Çünkü ilişki ayrı bir canlı. Evet. Hani ilişki iki kişinin dışında da bir canlı ve etkileşime giriyor. Bende değişim olunca partnerimde de değişim olur haliyle. Çünkü benimle etkileşimde olduğu için. Orada da Sisteme önemli. bir yatırım Sisteme gibi oluyor aslında. Sisteme bir yatırım mı? tabii Hı. ki de. Hani orada önemli olan nokta şu: e, yumuşak mesela başlangıçlar yapmak. Hani Hı. zorlandığımız zaman, hani ilişkiye dair bir problemle karşılaştığımızda bir çift probleminde, bu ihtiyacı dile getirirken daha yumuşak bir şekilde yani ben diliyle ihtiyacı söyleyerek ve nasıl bir davranışa ihtiyacın olduğunu ifade eden bir yerden. Ya da oradaki o ilişkiye yatırım yapmak için aslında partneri takdir etmek. Hı -hı. Hani çok e, basit geliyor ama mesela ev hanımları sabahtan akşama kadar evde ve orada çok e, büyük bir efor sarf ediyorlar. O yüzden bir eline sağlık. Aslında o ilişkiye yatırım ve takdir Hı -hı. duygusu. Hani Hı -hı. oradaki o eline sağlık kendi kendine evet öz şefkat gösterdiği yerde kadın belki orada yemek yaparken çok keyifli çok bir yerde zorlanmasına rağmen yeni bir tarifi denerken bile ürün ortaya koyabiliyor fakat hani partnerinden burayı şevkati gördüğünde de çok daha güzel bir yatırım ortaya çıkartmış oluyor. Yani ilişkiyi bir Tabii. sistem olarak görüp o sisteme aslında ben kendime yatırım yaptığımda etkileneceğini bir kere kenara almam lazım. Bir ikincisi alan yaratmam lazım o sistem için. Özellikle bebekten sonra yaşam çok değişiyor mesela evliliklerde. Hani burada ne kendime şefkat gösterebiliyorum ne partnerime. Hani öyle bir olgu çıkıyor. Çünkü neden? Şimdi öz şefkat bakım verenin aslında ilişkisiyle çok doğru orantılı. Yani hmm. bize bakım verenin bize yönelik olan şefkati aslında öz şefkatimizi gösterebilmemizi sağlıyor. Sağ olun, evet. O noktada da. Ee, anneler yani kadınlar anne olduktan sonrasında orada kendilerine şefkat göstermeyi, işte bir mola vermeyi bıraktıklarında, işte çocukla birlikte gelen işte annelik rolü, işte babalık rolü ilişki de zedeliyor. Hani orada o özüne şefkat göstermesi o anne figürünün aslında anne rolünün o kadının ilişkisine de bir yerde e, beslemesini sağlayacak. Çok önemli. Yani burada kişisel olarak bir öz şefkat becerisine sahipsek <laughs> bu ilişkimizi bizim Gücümüzü arttırarak zaten destek... Hı hı. Ama öbür taraftan bir de sistemin kendisine şefkat gösterilebilir. Sistemde de hatalar olabilir. Tabii ki. Sistemdeki he. hatanın da farkına varıp aslında bunun bir yaşantı olduğunu hı hı. ve biz sistemimizi aslında güçlendirebiliriz diyebilmek lazım. Yani aynı orayı uygulayabilir diyorsunuz. Şöyle de bir şey geliyor akla. Bireyler çok mu hızlı başlıyorlar ilişkilere bu becerileri evet. geliştirmeden? Şimdi evet. anlatırken onu da düşünüyorum. Şimdi Kesinlikle. hızlı başlayan ilişkiler flört dönemleri tanımadan başlıyor. Atlıyorlar. Bir de sosyal medyayla tanıdık zannediyoruz belki. Orada mı acaba bunları kaybediyoruz? Biraz. Evet hani o flört aşaması dediğimiz yerde işte en yakın arkadaşın kim? Nelerden hoşlanırsın? Seni zorlandığın zaman gittiğin gizli bir yer var mı? Hı -hı. Sadece sana iyi gelen. İşte en keyif aldığın çocukluk anısı ne? En zorlandığın anı ne? Yani partnerini mesela işte ilişki esnasında son zamanlarda strese sokan faktörlerin ne olduğunu da bilmesi gerekiyor o öğrenmesi. Çünkü neden? Son zamanlarda strese sokan kaynakları öğrendiğinde ilerleyen zamanlardaki kaynakları da öğrenir. Yani gençler hı, diyelim ki 20 yaşında daha öğrenci orada dersler bir anda tüm işlevselliğini o öğrencinin etkiliyor. Yani evet. Olumsuz bir şekilde yataktan kalkamıyor arkadaşlarla görüşemiyor, sevgisiyle flört edemiyor hı hı. flört aşamasında. Bu ilerleyen dönemde de hı hı. iş yerinde bir problem olduğunda Diğer alanları bırakmasına neden olacak Bundan yani. An egzersiz antrenman alanı kesinlikle gibi Kesinlikle işte o noktada o flört aşamasını hızlıca geçmemek. Hani hızlı flört, yani gençler böyle söylüyor. Hani Hı -hı. hızlı flörte geçmeden o anın içerisindeki gerçeklerle ilerleyebilmek, e, sormak, merak etmek. Çünkü mindfulness'ta bilinçli farkındalıkta hep bir çocuksu merak vardır. Evet, evet. Aslında bunu tüm alana, tüm hayatımızın e, dinamiklerine eklemek. Bunu da flörtte bol bol sorarak, bu merak duygusuyla evet. bu şekilde ancak e, ilerletebiliriz. Yani insanın ta tanımanın iki tane yöntemi var. Bir tanesi sosyal medyada oluşturduğu <laughs> o görüntü. Bir tanesi de tam kısmı. da olduğu hali. Evet. Biz tam da olduğu hali görmeye bazen çok alışkın ya da ısrarcı değiliz. Çünkü aynı durumda bizim de tam olduğumuz halimizin gözükeceğini zannediyoruz. Oysa ki şey. iki sosyal evet. medya karşılaşmasının idealize hali kısa hı hı. süreli de olsa Paul küldür gidiyor ama kritik nokta kısa süreli olması. Orada söylediğiniz şey bana şunu çağrıştırdı. Olduğum hı. halimle kendimi ne kadar kabul edebiliyorum. Hı. İşte kabul hani zor duygular diyoruz ya Doğru. Hani orada kabulü geçebildiğimde zaten kendimle yakın ilişki kurmam karşımdakiyle de yakın ilişki kurmamı sağlayacak. Hani daha Doğru. demin verdiğiniz araba örneğinde Hı -hı. E, riskli araba kullanan x kişisi başka birinin hayatına riske atmayı önemsemiyor. Çünkü kendi hayatı onun için o kadar değerli Hı -hı. değil. Doğru. Hani Doğru. buradan Doğru. burayı da birbirine paralel bir şekilde kendini değerli bir yere koyması gerekiyor ki etrafına da bu değerli hissiyatı verebilsin. Çok güzel bir örnek. Şimdi bu noktada şuna da gitmek istiyorum. Şimdi biz programın başından beri şunu sıklıkla tekrar ettik. Kişi kendini tanımalı, ihtiyaçlarının farkına hmm. varmalı, kendi yaşam hedeflerini seçmeli ve ona gösterilen hedefler yerine ben bu hayattan ne istiyorum diyebilmeli. Bu manada bazılarının kendine ait yaşam hedefleri. Evet. Yani yaşam amaçları oluyor. Evet. Ve bunların biz genel itibariyle sağlıklı şeyler olduğunu ve insanın yaşam motivasyonunu arttırdığını düşünüyoruz. Kesinlikle. Sizce... Ee, yaşamın anlamı ile bu manada olumlu duygular arasında bir ilişki görüyor musunuz? Şimdi Mehmet hocam şöyle söyleyeyim. Ee, yaşamın anlamı çok güzel bir noktaya değindiniz gene. Şimdi yaşamın anlamı şöyle de bizim psikoloji literatüründe bence önemli hocam. Google'a sorulan bu tabii değişmiş olabilir ama hı hı. E, ilk 100 soruya yani en çok sorulan 100 soru içinde tek psikoloji sorusu ilk yüze giren. Yani en çok sorulan 100 soru içine giren psikolojiye ait tek soru yaşamın anlamı Nedir? İnsanlar evet, bunu iyi. merak ediyor, soruyor. Ama bundan daha önemli sorular da sormuşlar tabii. Ee, Trump kaç yaşında? Ee, sosyal medya hesabı nasıl hacklenir? Nasıl kilo verilir? Nasıl para kazanılır kolay yoldan? Bu sorular tabii daha çok sorulmuş ama yaşamın anlamı da listeye girmiş. Şimdi yaşamın anlamı var mıdır aslında önce o soru? Aslında yaşamın anlamı yok. Yaşamın anlamı yok ki, yaşamının anlamı var. Yani Mehmet'in anlamı, Okan'ın anlamı, Serpil'in anlamı. Genel bir yaşam anlamını arayarak insanlar aslında boşa vakit harcıyor. Burada hı. yaşamın anlamı yok. Bunu bilmek lazım. Yaşamının anlamı var. Herkesin anlamı kendine. Hı hı. Şimdi bizim üçümüzün yaşamın anlamı farklı. Hı hı. Kişiden kişiye değişti. Hı hı. Yetmiyor. Zamandan zamana değişiyor. Yani bu zamanda başka bir anlamımız var. Yarın anlamımız değişecek. Yetmiyor. Bir telefonla değişir her şey diyorum ben. Şimdi bu programda bir ara versek bir telefon gelse çok sevdiğimiz biri. Atıyorum işte Allah korusun bir kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı. Benim yaşamın anlamı bir anda değişti. Yani ben şu an işte akademiye odaklıydım, işte yükselmeye odaklıydım, işte bu programa odaklıydım. Ama bir anda artık bu değişti. Benim tamamen o hastane odaklı, işte o sevdiğim insan çabucak artık iyileşsin, çıksın. Yani Doğru. şunu diyorum hep, yaşamın anlamı bugün böyle, yarın böyle. Yani dakikadan dakikaya bile... Değişebilir. Mi? O yüzden genel bir yaşam anlamı ararken büyük anlamı küçük anların tadını kaçırırız. Aslında yaşamımın anlamı benim şu an ben ne yapmak istiyorsam, şu an anda ne yapıyorsam, şu çayı içiyorsam, sizle beraber şu güzel yayında, şu güzel kanalda, şu güzel insanlarla bu programı yapıyorsam şu anın tadını çıkartmak benim evet, için yaşamın evet. anlamı. Yani o anda kalıp, o anda yediğim şeyin, içtiğim şeyin, yaptığım sohbetin tadına varabilmek. Çünkü bu anlam buradan çıktığımda yola gittiğimde eve varabilmek olacak. Hadi bir artık gece oldu ben bir sağ salim eve varayım diyeceğim. Yaşamın anlamı bu olacak. Yarın gene değişecek yani kişiden kişiye değiştiği gibi kendi kişi içinde de durumdan duruma aslında e, değişen bir durum söz konusu burada ama şunu diyorlar Mehmet hocam hı hı. yaşamının anlamını kaybettiğin an yani hı hı. bir anlam uğruna yaşamayı kaybettiğin an işler sıkıntıya girmeye başlıyor. Değerleri kaybediyor. Değerler zaman. kaybediyor. Olumlu duygular da gitmeye başlıyor. Hı hı. Yani depresyonla, psikolojik belirtilerle, psikiyatra, psikolojik danışmaya da, psikoloğa başvuruyla da çok ciddi ilişkili yaşamın hı hı. anlamını kaybetmek. Yani anın tadına varamamak, ne için yaşadığına cevap verememek, hedefleri kaybetmek, amacı anlamı kaybetmek. E, Niçin Ağladığında kitabında e, Yalom'un çok güzel bir orada şey var, hep de veriyorum bu örneği. Şimdi yaşamın anlamını ee, kararsız kalınca da kaybı yani şimdi ben memnun muyum hayatımdan ne yapma hani böyle bir terk edip gitme vardır yani böyle bir işte evi terk edip gitme ya da işi terk edip gitme ülkeyi terk edip gitme hani böyle ne yapayım kalayım mı gideyim mi kararsız durumlarında şimdi diyor ki o kitaplı... yaşamının anlamını bulmak için önce onu kaybetme yani şöyle kararsız kaldığın noktada yaptığın şey belki de yaşamının anlamı o değil yani o çok hedeflediğin diyelim ee, hedef belki de senin istediğin değil belki de istediğin şu an durduğun nokta evet. ama sen onu yaşamadığın için bunu bilmiyorsun mesela bir arkadaştan örnek vereyim ee, diyordu ki ben işte evi terk edeyim ben bir gideyim ben çok mutlu olurum ben işte daha özgür olurum işte ben boşanınca daha keyifli olurum böyle bir yeltendi, böyle bir gaza geldi gitti sonra üçüncü gün e, abi benim dönmem lazım abi bu hayat bana göre yani o hep idealini çizdi evliyken hayalini kurduğu aslında o ayrı yaşam onun yaşamının anlamı olmadığını aslında evin onun Doğru. yaşamının anlamı olduğunu ama o ne zaman anladı o onu terk ettiğinde evet. yani biraz konfor alanından da aslında hı hı. Hı hı. çıkmak lazım bu anlamı da hı hı. E, bulabilmek adına diyorum. Yani bizim bu konuştuklarımızla yaşamın anlamında ayrı bir tabii ki program konusu olur. Yani burada kısa e, geçiyorum şu an ama Öz şefkatle de ilişkili pozitif duygularla da ilişkili, psikolojik iyi oluşla da ilişkili. Yani genel bir anlam aramayacağız çünkü yaşıyoruz, ölüyoruz, ölüm var. Ee, i̇şte e, o yüzden e, burada bir keyfi, ne kadar keyifli. Yani buraya dünyaya gelmişim, bu bu büyük bir şans benim için. Bu varlığımla, bu yaşamın her anın tadını çıkarıp ailemle, sevdiklerimle keyifli bir şekilde geçirdiğim anlarda yaşamın anlamını aslında yakalamakta. Peki siz çok Hayda soruluyor bak. dediniz Google'a yaşamın anlamı nedir evet. diye. Ben bir yapay zekaya bir sorayım. Evet. Yaşamın <gülüyor> anlamını. <gülüyor> ne diyecek bak. bakalım. Ne diyecek? Bunu öğrenelim. Merhaba. Merhabaya da cevap verilir bizim kültürde. <gülüyor> <gülüyor> Bu da gösteriyor ki bizim yerimizi alamıyor. Yaşamın anlamı nedir? Bulamadım. bulamadı Bakın Bula, bize sorduğunuz biz anlamı... <laughs> Hakikaten bulamadım. Evet, ya. evet. Sistem yok. karıştı. Öyle Yaşamın anlamı yok. <laughs> Dur, bir Bak, daha sorayım. yapay bir zeka daha. bile şaşırdı. Bir daha sorayım. Yaşamın anlamı nedir? Ne diyecek? <laughs> Diyemeyecek. bulunmak, sevdikleriyle zaman geçirmek veya kişisel başarılar elde etmek olabilir. Başkaları için anlam, ilgi edinmek, başkalarına yardım etmek veya bir amacı takip etmek olabilir. Sence yaşamın anlamı nedir? Burada soruları ben sorarım. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok, Çok iyi orada <laughs> <Yani, gülüyor> şunu da söylüyor aslında değerleri söylüyor <gülüyor> <gülüyor> Yani değerler doğrusunda yaşam zaten bizi hep batıya götürmez mi? Yani iyimserlik değeri bende varsa ben bu yılda bu iyimserliği yaptığımda doyum sağlarım 5 yıl sonra da. Hani bir yerde değerler doğrusunda yaşam yaşamın anlamını var eder. Çok doğru. Şimdi tam söylediği şey duyulmadı. <laughs> ee, yaşamın anlamını sorduğumda yapay zeka şunu söyledi. Yaşamın anlamına sen kendin karar vereceksin çünkü bu kişiden kişiye değişiyor dedi. Sonra bana sordu, sence yaşamın anlamı nedir diye. Ben dedim ki burada soruyorum. Terapiye başladı. Ama şu çok açık ki sevgili dostlar, yaşamın siz ona bir anlam yüklemediğiniz sürece kendiliğinden bir anlamı yok. Siz <laughs> sadece yaşamınıza başkalarının anlamlarını kendi anlamınızmış gibi yüklerseniz o yaşam anlamı size enerji vermiyor. Kesinlikle. Kısacası böyle bir şey. Kesinlikle. Yapay zeka bunu söyleyemiyor ama. Kim söylüyor? Niye söylüyoruz. <laughs> <laughs> Okan yapay. Ben, işte ben de, de kalkıyormuşum robot gibi. <laughs> <laughs> Teknoloji <Tekdürücü gülüyor> o, o hali. Ya, ya, <laughs> ben, aslında Okan değilim. <gülüyor> <gülüyor> evet bunu böyle bir şey yaşamak istemiyorum aslında. Neyse yapay zeka programa dahil etmek iyi oldu. Şimdi peki şöyle gidelim. Olumlu duyguları arttırmanın bir yolu var mı temelli bir se so... yapıyoruz da hangi olumlu duyguyu arttırmak lazım Hı -hı. hocam sence? Yani insanlar olumlu duygularım acaba yeterince var mı dediğinde hangi duygu aklına geldi? Yani bence neşelilik ve canlılık hani Hı -hı. temelinde. E çünkü o canlılık umut edebilmeyi arttıran bir yerde. Daha demin arada hocamızla konuştuğum hani Hı -hı. depresyon ve anksiyete Hı -hı. araştırmalara göre umut edebilen insanlarda çok daha güzel sonuçlarla kısa sürede sonuçlanıyor. Yani orada umut. olumlu duygularda Hı -hı. evet umut, umut neşelilik, canlılık. Hı -hı. Çünkü buralarda devamlılığı bize götürür sürekliliği. Hani hı hı. olumsuz bir yaşantım da olsa hı hı. ilerleyen zamanda ben bununla başa çıkabilirim diyebilmeyi beraberinde getir. O yüzden olumsuz duyguyu ben biraz olumlu duyguya oluş, oluşturmada bir anahtar gibi görüyorum. Hani hı hı. onu yok saymak gibi değil de ya ben bu duyguyu yaşıyorsam demek ki bu duygunun içinde kalabiliyorsam bunun mükafatını zaten alacağım ama bu duygunun da hakkını vermeliyim. Çünkü beni olumluya götürecek olan o yani o zorlukla baş edebilmem beni pozitif bir yere götürecek aslında. Çok iyi. Umut da tabii ki çok kritik de bir şey. Bu arada Cemre Hanım demiş ki Siri'ye sorsanız cevap verirdi. <gülüyor> 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 o daha eski arkadaş Ona daha çok girdiniz. <laughs> çok haklısınız. Ee, yani burada olumlu duygu dediğimizde de aslında mutluluk temelli bir şey demiyorsunuz. Umutu temeli alıyorsunuz evet, ve umutta evet. da aslında. E, Aşılması Devamlı zor mı? bir yere girdiğimizde çıkabileceğimize dair de bir şey var ama burada kaynaklarımızın da iyi farkına varmamız Kesinlikle. lazım. Kesinlikle sevilebilir olduğuma dair bir ailede yetişmişsem bu çok güçlü bir kaynak. Hani Zor zamanlarda evet. arkadaşlarımın beni kaldıracağına dair bir inancım varsa bu çok güçlü bir kaynak. Yani bir yerde e, buradayım senin neyimi hani etraftan duymam. Şefkat görmem, bunu kendi kendime yapabilmem de öz şefkat ve buralar zaten olumlu duyguları da beraberinde getiriyor. Hı hı. Çünkü zor duyguda şefkate ve öz şefkate benim ihtiyacım olduğundan onu olumluya da bu şekilde çeviriyoruz. Yani sürekli mutluluk halinde olmak çok toksik bir pozitiflik bence ve gerçekçi de değil ki o samimiyeti getirmez. Hı hı. Hani Düşünsenize arkadaş ortamınızdasınız ve sürekli hep pozitif bir yerden bahsediyorsunuz. O zaman o kişinin gerçekliği ne diye ben sorgularım. Hı hı. Hani gerçek kendisini mi göstermemeye çalışıyor? Bir maske mi var yani? Hani orada e, bazen hani iş yerinde zorlandığımızda zorlanıyorum mu diyebiliriz. Ama bazen de zorlanıyorum mu diyebilmek zorlayıcı bir yerdedir bizim için. Hı hı. Bunun gibi kendini ifade ettiğimiz yerlerde ne kadar samimiyim? ne kadar yakınım kendimle. Çünkü evet. burada şu da önemli. Kendimle kurduğum yakınlığın içinde de mesafe gereklilik. Hani hmm. çünkü orada çok yakın ilişkiler, arkadaşlık, işte romantik ilişkiler buralar da zaten patolojik ilişkiye oluşmasına sebebiyet veriyor. Yani Şimdi bu söz ilişkiler. kritikti yani kendime yakınlığımdaki o mesafede yani hmm. orada da bir sınır olmalı diyorsunuz evet, değil mi? Evet evet hani orada da boşluk. Çünkü boşluktan ihtiyaçlar doğar. Ben boşlukta neye ihtiyacım olduğunu görürüm. Eee büyümüş, duygusal ihmalle büyümüş, çocukluktan gelen yetişkinler o boşluğu ya hayatlarına çok bırakmazlar. Çok aşırı meşguliyet, çok aşırı işte, iş, hı hı. E, farklı aktiviteler koyarlar ya da çok fazla boşluk oluştururlar. Şimdi orada o çok fazla boşluğu oluşturduğunda depresif bir yerde her şeyi bırakıyorsa bir problem. Aşırı meşguliyetle çok işe ya da farklı bir alana veriyorsa burada da problem. Tam dengeyi sağlayıp ihtiyacını görebilmek aslında boşluk hissiyatını pozitife çeviriyor. Yani tüm gün yatarak günü geçiren kişiyle hı hı. sürekli bir telaş halinde koşturmayla günü geçiren kişinin de benzer bir takım problemleri olabilir diyorsunuz. Evet, evet. O zaman zarfları çıkarıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu yanıta. <laughs> Hayır artık <laughs> zamanı sözün geldi. Sözün bitti ya. <laughs> renkleri hep bütün renkleri tanıyor musunuz burada gördüğünüz? <laughs> ben ciddi söylüyorum. Bütün renkleri tanıyorsunuz değil mi? Evet. O zaman sorayım. Okan hocadan başlayayım. Okan hocam bir zarf seçiyorsunuz, şimdi size zahmet. Yani ben, ben de o zarftan çıkan, <laughs> ki siz alışkınsınızdır böyle sürpriz soru kutuları soru açmaya, soru kapatmaya. <laughs> bir top atalım mı oraya? Şimdi izleyenler diyordur, Okan hocayı zaten tanıyoruz diye. Yıllarca, nereden... şey, çok uzun süre bir böyle yarışma programında. İlker Ayrık'a da selam olsun. Ee, İlker Ayrık'la var mısınız, yok musunuz programı vardı Star TV'de yıl 2016-2017 yılları. Ben orada bir... İlk bölümden en çok duran yarışmacıydım. Eşimle birlikte çift yarışmasıydı. Yaparsın Aşkımı çekiyordu o zamanlar. Bitmişti. Evet. İşte Var mısın Yok musun? O eski Acun Ilıca'nın formatını e, evet. ilker ayrık bir süre çekmişti. Orada bir 30 bölüm. E, ben yarıştım. O dönemde de bayağı Yolda durdurup selfie çekilenler işte ünlü olduğum bir dönem ama <laughs> sonradan yürüyemedik İlker abi. Yürüyemedik. Peki <laughs> şimdi e, ne hissediyorsunuz? E, Sizinki... Kutumda büyük <laughs> <laughs> kutumda. <laughs> Hakikaten oraya gittin. Yani. Kırmızıya yaklaşmazdın o zaman sen öyle e, Şöyle e, sarı benim favori rengim aslında. Öğrencim de beni sarıyla özdeşleştirir. Montum, çantam hep sarıdır. Bu arada öğrencileriniz yazıyor, yazıyor ki ben, ben fazla okumuyorum kıskanırım <laughs> böyle şeyleri. <laughs> Selam olsun. Sevmem <laughs> o kadar güzel. Yani. Hakikaten Sağ çok olsun. selamlar çok güzel ilişkiler kurmuştunuz hocalarınızla. Hocam sizi de bekliyorlar bana dediler ki hocam gelir mi bize ziyarete acaba bir şey? Tabii şeylere? ki zevkle geliriz Eyvallah. zevkle geliriz. Sözümüz ee, Şimdi çok da iyi bir PDR bölümü ve topluluğu var orada. Evet, Onlara aktifle. çok selam. O topluluk bayağıdır aktif, iyi evet, çalışıyor. Evet, yani siz de akademik danışmanısınız. Aynen. aynen. Ben de Adnan Menderes Üniversitesi'nin psikoloji topluluğunun Oo, akademik ortak danışmanıyım. Bir şey mi Güzel bir şey yani. Ortak bir şey yapılabilir. <laughs> yapılabilir hocam. Evet. Bu sizin için uygun bir soru bence. Güler yüzlü biri olduğu için. Evet. Ee, hayattaki... Hangi duruma en çok gülersiniz? Yani size hayata dair ne güldürür? Sorumuz tam olarak bu. En çok hangi duruma gülersiniz hayatta? Yani ne çok... güler misiniz? <laughs> en çok Öyle. aslında ben kendime gülerim. Yani Öyle kendimle mi? dalga geçmeyi. <laughs> i̇şte mesela bazı insan mesela mizah anlayışı. <laughs> mizah anlayışı diyor ki adam şey sanıyor mizah anlayışın. Hani espri yapayım ben herkese <laughs> ama bana e, bir dakika kardeşim. Olmaz yani değil. kabul etmiyor. Yani sevmiyor, istemiyor kendisine espri ama o herkese dalga etsin. Yani ben özünde kendimle müthiş dalga geçebilen kendimin yetersizlikleriyle belki de bu da baş etmemde bu öz psikolojik evet kabul öz şey yani. etkili oluyor. De. Yani müthiş kendimle dalga geçerim. Millet geçmeden ilk dalgayı Hı. yanlış yaptığım bir şeyde, saçma yaptığım bir şeyde onları destek. Mesela benle biri dalga geçti, ben onun üstüne de katarak kontra atak. E, da, Daha kontra atak Hı. yapan bu sefer aslında karşındaki insanı da bir anda sana saldırmasın. Durdum olsun çünkü ben şu imajı veriyorum. Yani senin bana bir şey demen benim umurunda değil ki. Ben zaten kendimle dalga geçebilen bir insanım. O yüzden kendi yaptığım saçmalıklarla e, ara sıra e, bayağı eğlenirim. Eşimle, çocuklarla da güzel eğlenirim ailemle. Bence mizahın zaten en güçlü tarafı bu. Mizah sorunlara farklı bir perspektiften bakmayı Kesinlikle. sağlıyor. Biraz bu dalga geçmekten ziyade kendinizle ilgili mizah. Kesinlikle. Yani zaten bu öyle bir ismi Aynen. var bunun. Yani olayı öyle bir yorumluyorum ki bir hata gibi gözükse bile bir şey bu beni eğlendirebiliyor diyorsunuz. Güzel. Kendime... Kendinizle barışık olduğunuz aynen, da aynen. bir yer. Aynen yani evet, aynen. Bu çok evet. kapsayıcı bir yer. Bu açıdan barışığım evet. kendim. En çok neye gülüyorsunuz dedim. Kendime de, dedim <gülüyor> <gülüyor> Bu programdan Zarflarla sonra Mehmet hocama artık çok gülüyor. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah hocam. Zarflarla tanıyoruz insanları. <laughs> evet Serpil hocam. <laughs> ne gelecek acaba? Tekrar sizi seçseydiniz. Olabilir mi? Hayır. Yok korkmam canım ben. <laughs> yok kötü soru ee, <laughs> <yok. gülüyor> Buz mavisi olsun. Buz en mavisi. sevdiğim renk mavidir. Hı -hı. Neden öyle acaba? Yani umutla ilgili olabilir. Bulutların rengi. Geleceğe yönelik. güzel. Evet. Evet, benim en sevdiğim soru bu. Daha önce programda Harika. birkaç kere çıkmıştı. 15 yaşına döndürürsek sizi. Şimdi, hı hı. gerçi 15'inden çok da uzak değilsiniz ama <laughs> <laughs> görünmeyiz Bahriyle. Bizim kadar zor olmayacak döndürmek. Hocam, bunu ikmal ee, olarak konuşamam. Hani öyle düşün, tabii ki, tabii ki. Ama o kadar da uzak <laughs> değilim maalesef. <laughs> 15'ine dönseniz neyi farklı yapardınız? Hmm. Ee, galiba daha çok e, eğlenirdim çünkü ben sorumluluğu çok alan bir e, ergendim diyebilirim. Hani sorumluluk duygum biraz fazla gelişmişti. Kötü mü bu? kötü değil e çünkü sorumluluk alabildiğim için şu an danışanlarımın da sorumluluğunu alabiliyorum. Yani burada Hı. beni zorlayan yer meslek seçimimde çok pozitif bir yeri aldı. Çünkü duygusal sorumluluğu alabiliyorum. Çünkü o danışanın ihtiyacının, duygusunun sorumluluğunu taşıyabiliyorum. Ama hani çocuk olmaklık var ya hani orada Hı. bir şey. Hani çocuksuluk, daha doğallık. Hani belki 15 yaşına geri dönmüş olsaydım daha fazla gezerdim. Daha fazla e, müzik enstrümanı çalardım. Hmm. Bir gitar çaldığım bir dönem oldu ama çok kısa süreli oldu. Belki buraya daha fazla yatırım yapardım. Hani şu an dönüp baktığımda oraya biraz daha yatırım yapsam belki şu anlardaki boş zamanlarımda daha farklı bir şekilde ilerleyebilirdim. Şimdi niye yapmıyorsunuz bu yatırım? Evet hiç geç değil. Ee, Asla zaten değil. E, öyle müzikle tekrardan bir e, ilgi alakam olmaya başladı. Güzel. Nasıl bir <laughs> o da, alaka bu? E, Şarkı söylemekle ilgili bir yerde. <laughs> Bayağı bir rock grubu kurmuş hocam. Yeni gelince alaka diyor. Yakında şey ya single yani geliyor. Bu kısma biraz e, şaka bir yana hani biraz daha hani buraya yatırım e böyle yapmak. Böyle bir şeyin şakasını yapacak değiliz şey değil mi hocam? Bu ciddi bir mevzudur yani. <laughs> Şarkı söylemeye başladım diyorsunuz. Nasıl bir şey Arkadan bunu <laughs> net söyleyin açıklayın. <laughs> Hayır, ya. O kadar Aa, ben açıklayacağım <laughs> o zaman. Ben bilmiyorum ama bir şey uyduracağım artık. Yani ben de bilmiyorum şu <gülüyor> an <gülüyor> duyduk hocam öyle hani bir sanat anlamında değil de kendi ilgi alanlarımda olan bir yerdeydi. Çok güzel. Hep hayalimdi. Çok güzel. Harika. Hani burayı belki devam ettirebilirim süreçte. Ne Neden olmasın deyilebilir. Bakın 15 yaşına döndünüz işte. Evet şu anda. Yani neyi yaptıysam şimdi yapıyorum dediniz. Çok yani, güzel. Ben dönsem hocam. <laughs> ben de bu soruya cevap <laughs> vermek istedim şu an. Yani <laughs> jöle sürmezdim ben saçımı <laughs> hocam. Hayır saçlarınız ga. Yani, <laughs> yani şöyle ya o dönemde bizim zamanımızda bilmiyorum sen kullandın ben mı hocam jöleler meşhurdu. Ben arkaya saçlarımı jöleyle. İşte o yapıştırdık, yapıştırdık yani よし ıslak durdu, dibi gözüktü. Yani bir sadece o zamanki resimlerime bakıyorum şimdi o kadar jöle sürmezdim diyorum yani. Yani bu kadar Doğru derin bir da. adamdan bu kadar yüzeysel bir cevap, Yani 15 yaşında Herkes böyle ilgili bak jöle sürmezdim diyor adam Hocam şu an bir utandım. Evet Naim Hocam devam edebilecek miyiz programı? Mi? <laughs> Soru benim yani, değil de. ya hocam. Ben o yüzden Ben de aynı şeyi fön makineleri için düşünüyorum aslında. Fön makineleri de çok evet, saç döküyor. Ee, o zaman çıkalım buradan. <laughs> bu arada saçlarınız çok hoş çünkü renk Rengi çok iyi. Evet biraz grileşti ee, bir ağırlık kattı hoş bana. Hoş hakikaten. Yok ee, ağırlığınızla ilgili ağırlık. asla hiçbir şey yok ama hoş bir renk yani bu olgun bir renk. Eyvallah. Kırılma noktalarımızla ilgili de soru soruyorum. Ee, yine başlayalım. Ee, sizinle başlamayı ee, burada yine öyle gidelim. Şeyma Hanım dışında. <laughs> Yok, önce siz tabii ki. Evet. Ben hemen rol çaldım ya bir <laughs> Eşinizle tanışmak tabii Şimdi, ki çok özel bir şey. Elbette. Ama. Şöyle bence evlilik özel. Yani kırılma noktası evlilik ve iş çok ciddi bence insanlar için. Yani bunun dışında bir şeyler söylenebilir ama e, burada e, yani eş seçimi ve iş seçimi. Çünkü hayatının büyük bir kısmını e, geçirdiğin bir e, kısım bu. O yüzden çok kırılma. Yani yanlış eş ve yanlış iş seçimi e, bence çok ciddi kırılma mutsuz bir işe sürekli her sabah Çok uyanmak önemli. ve mutsuz bir eşle aynı yatakta uyanmak kadar bence kırılma noktası olabilecek ee, başka bir şey düşünemiyorum ben eş ve iş dışında ama e, onun dışında dersek bence e, benim ishal olmam diyebilirim bir gün hmm. <laughs> nasıl söyleyeyim onu da <laughs> üniversite sınavında yani sınav hmm. günü ben o sabah çok başarılı bir öğrenciyken, <laughs> ben, evet, evet, o evet. sabah bir stresten, e, ben hukuk istiyordum hep, hukuk Hı. okumak istiyordum. Hedefi de o, o koymuştum ki puanlarım da dershanede çok ciddi e, hukuk kazanmaya da yetiyordu, fazlasıyla yetiyordu. Ama o sınav sabahı çok ciddi bir stresle bilirsiniz, mide bilirsiniz yani şu Hı. an bu programda bunu konuştuğuma inanamıyorum. <laughs> o zamanlar çok çok psikolojiyle de ilişkili çok güzel, değilim. Güzel, tabii ya Karnıma bir sabah tabii ki o stresin yarattığı bir e, ağrı sancı girdi ve tuvaletten çıkamadım uzun süre. Sınava da geç kalıyordum neredeyse. Wow. E, yani artık içeriden sesler geliyordu altını bezleyelim falan diye. hani. O kadar e, o geç kadar kaldık ki. O kadar stresli oldum sınava. E, bu, buradan dolayı biraz puanım düştü ve psikolojik danışma ve rehberlikte de tercihlerim arasında oraya gittim ama sonra o kadar sevdim ki yani bu mesleğin içinde olmayı, işte bu seminerleri, bu sunumları, bu psikolojiyi daha sonra kendimle işte o... Yani diyorum ki bugün size seminerlerimde diyorum size konuşmamı sağlayan şey e, kaygı ve stresten dolayı ishal olmamdı. Ve ben bugün size kaygı stresle baş etme yollarını anlatıyorum öğrenci. yani. Bu kırılma noktası e, benim için ciddiydi. O ishal beni belki de bugün bu programa e, sizde buluşturdu yani. Evet. Ve o stresin yarattığı e, şey ama yani diyorum ki o bir kırılma noktası bence benim hayatımda. Yani öbür taraftan... Hukuk bölümünü okuyup da çok stresli bir şey olabilir yapıyor acaba? Evet, çünkü onu düşünüyorum. oranın e, tabii ki hukuk dünyasının şey başka. emekçilerine sonsuz bir saygı ve sevgiyle şunu söylemek gerekiyor ki hiç kolay değil. Bazıları de. o kadar zorlanıyor ki, evet. yani her gün olmaktansa bir gün olmuşsunuz evet. gibi bir noktada gibi olabilirdi. Olmuş. Bu arada belki de mutsuz olacaktım. Çok çok saygın bir alan bende çok büyük. E, yargının her halinin bizim hayatımızın Kesinlikle. adil olduğuna dair inancımızın sürmesi için değerli olduğunu düşünüyorum. Ama aynı şekilde psikolojik danışman olmakta ki mesleğini sizin gibi layıkıyla yapan bir insan da tabii ki ayrı bir şey. E, ne kadar iyi olmuş bütün ülke için diyelim. <laughs> e, öğrencileriniz yazar şimdi. <laughs> Peki hocam var mı sizin hayatınızda bu şekilde? Var. Bu şekilde değildir şekilde <laughs> da. <laughs> <laughs> Belki daha iş kısmıyla ilgili bir yerde. Var ya, mı bir kırılma noktası? Şöyle bir yerde var. Ben hep daha fazla insana ulaşabilmeyi istediğim bir yer vardı. Ve hani bu noktada kurumsal eğitimler hani kurumsal olarak bir yerde daha fazla insana nasıl dokunabilirim dediğim noktalar olmuştu. Hani burada ile birlikte yaptığım hani böyle farklı kurumsal eğitimler daha fazla ihtiyaca yönelik yani bir saatte ...birden fazla insanın ihtiyacına yönelmek... Hmm. ...aslında daha e, bir yerde ihtiyaçları görmek... ...ve daha fazla dokunabilmek... ...beni çok besleyen bir yer oldu. Hmm. Ben hayatımdaki kırılma noktası olarak... ...burayı da söyleyebilirim. Öyle mi yürümeyi tercih edeceksiniz hayatınızda bundan sonra? Yani hem öyle hem de aynı şekilde... ...zaten yetişkin ve çiftlerle yaptığım... E, ...bireysel seanslarımla... ...hem kurumsal eğitimlerle... ...hem e, seanslarımla ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü orada bir insana dokunarak... ...zaten değişimi başlatabiliriz. Ve hep şey söylerim... E, ...benim hayat mottomdur... Yani hayatı erteleme lüksümüz yok. Hı -hı. Hani o yüzden hayatı ertelemeden Kesinlikle. nasıl e, götürebilmeye yönelik bir yerde bir anda birden fazlaya insana ulaşabilmek benim için çok daha büyük bir doyum sağlamaya başladı. Hani benim kırılma noktam da bunlardan bir tanesi. Çok güzel bir. Tabii bir önceki soruyla ile ilişkilendirirsek ee, ...enstrüman ve müzikle ilgili <laughs> ertelememe kararını da kendi hayatınızda evet. vermişsiniz. Var mı hocam çok ertelediğin şeyler? Ya şöyle e, müthiş var bende Hı. erteleme ama bu ertelemenin kaynağını ben aslında orada... E, ...şuna da yoruyorum e, hayır diyebilmeyi çok beceremiyorum ben hayatımda. Hı. Aslında çok önemli sınırlar koymak ama Hı. ben herkese böyle bir şeyim hani... Onun da işi görülsün, onu da mutlu olsun, onu da mutlu edeyim. Hani kendimden önce Mışak aslında yüzlü. diğer insanları daha çok öncelerim mesela. Ben öyle bu konuda da farkındalığım var. E, ve bu bana ertelemeye aslında doğal olarak sebep oluyor. Yani çünkü çok o kadar çok var. kişiye, o kadar çok destek ya da hayır diyemediğim için yetişemiyorum. Yetişemediğim için işleri sürekli... E, aslında ertelemek de zorunda kalıyor. Mükemmelliyetçilikle ilişkili hı hı. olduğunu çok düşünmüyorum. Aslında mükemmelliyetçilikle erteleme bence e, içi ama kendimi düşünüyorum mükemmelliyetçi bir insan değil. Benimki mükemmelliyetçilikle ilişkili değil ama çoğu insandaki erteleme e, Mehmet hocam mükemmelliyetçilikle ilişkili. Yani evet, böyle evet. tokalaşıyorlar. Evet. Çünkü mükemmeli yapmak istiyor. Bunu yapmak için de sürekli kaçıyor. E, yani onu yapmak için girmek istemiyor çünkü onun ağır bir iş olacağını. Farkında kendisi için, mükemmel yapmak istediği için sürekli erteliyor, erteliyor, erteliyor. O yüzden mükemmelliyetçi insanlar çok erteler. Benimki biraz daha sanki yetişememeye e, odaklı, çok yoğunluk, işte çok fazla o sınırları çizememek, işte herkese e, evet deyip hayır diyememekle kaynaklı bir ertelemem var Ama gibi. Ama hayır diyemeyenden de çok istenir. Eh, evet işte bu. daha da fazla isteniyor, bu hep yaşanıyor. Bu kişiler arası ilişkilerdeki e, sizin... Ee, herkese memnun etme çabanız belki e, yaptığınız işlerde yeterince motive olmamanıza neden oluyor. Çünkü tabii. birinin işini yapıyor. <laughs> Aynen öyle. Ve orada istismara uğradığınızı hissettiğiniz anda Kesinlikle bu enerji iyice düşebilir. Bazen. Ama tabii orada mükemmelliyetçilikle erteleme davranışları arasındaki ilişki çok güçlü. Bir şekilde depresyonun da yol haritalarından Kesinlikle. bir tanesi. O nedenle kendinizi enerjisiz, mutsuz, fazla geçmişle ilgili hesaplaşmalar <laughs> içerisinde başarısız, yetersiz hissettiğinizde Biraz bu ertelediğiniz şeyleri de gözden geçirin. Ertelediğiniz şeylerin altında şayet mükemmel olana kadar bekleyeceğim yazıyorsa öyle bir zaman gelmeyecek. Çünkü mükemmel anı beklerken iyi olan birçok anı insanoğlu ne yazık ki kaçırıyor. İnsanoğlunun kapitalist dünyadaki çıkmazlarından bir tanesi de ne yazık ki bu. Şimdi yaşamın anlamı üzerinden bir konuşma gittik. Var mı şu anda bir yaşam anlamınız? Sizin başarılı olmanızı tanımlayacak olan, ee, adımlarınızı biraz daha sağlam basmanıza neden olan bir yaşam anlamı nasıl? <laughs> Yaşam anlamım aslında bir şekilde hiç vazgeçmeden devam edebilmek. Hı hı. Hani benim yaşamımdaki anlam zor zamanlarım da olduğunda orada vazgeçmeden ilerleyebilmek. Hani çünkü burası değerlerle çok ilişkili bir yer olduğu için değerler bizi biz yapan noktalar. Hani hedefler varıldığında biter. Hani üniversiteye girmek bir hedeftir ama işte psikoloji bölümüne girmek, insana dokunmak benim bir değerimse, yardımlaşmak hı. bir değerimse devam etmemi sağlar. Hani burada vazgeçmemek yani inanca yönelik bir yerden kendime inanmak bu benim yaşam amacım. Bir diğer e, insana dokunmak, yardım severlik. Hani bunlar zaten e, tüm ilişkilerimi de dönüştüren ve devamlık sağlamamı da sağlayan şeylerden biri. Çok güzel. Peki hocam siz yaşamın anlamının bireysel olarak geliştirildiğini düşünüyorsunuz. Bunun bir adımı var mı? Yani benim yaşamın anlamı yok diyen biri. Bunu nereden bulabilir? Yani bu hazır yok ama. Müthiş. yani çok Tam ben söyleyeceğim soru. hocam <laughs> soruyor. Hocam vallahi zihinle okuyorsunuz siz. Şimdi şöyle yaşamının anlamı şimdi hocam da bahsederken bunu bulabilmek için üç yol aslında Hı -hı. söylüyor Hı, bize o zaman. zaman çok iyi. Birincisi diyor ki kalıcı bir eser bırakarak yani işe yarandığını hissederek yani ben bu dünyada... Bir işe yarıyor muyum? Bir eser bırakıyor muyum? İşte bu bir çocuk yetiştirme olabilir. Bu bir mimarlık eseri olabilir. bir Bu müzik eseri olabilir. Bir Hı -hı. kitap olabilir. Hı -hı. Bir makale olabilir. Her şey olabilir ama işe yarar hissetmek. İkincisi ilişkiler. Yani Hı -hı. kişiler arası ilişkiler, sosyal ilişkilerde Hı -hı. yaşamın anlamı bulmak. Ama en zoru üçüncüsü acıda anlam bulmak. Yani dedik ki hayat hep güllük gülistanlık değil. Bir ...acı anında, bir üzüntü anında, bir Hı -hı. yıkım anında anlam bulmak en zorlaştığı şey diyorlar. Şimdi Hı -hı. burada bir örnek vermek isterim Mehmet Hocam vaktimiz varsa. Tabii ki. Şimdi Yalom'un Güneşe Bakmak ve Ölümle Yüzleşmek diye bir kitabı var. Ee, Hı -hı. Bunu da e, çok beğeniyorum ben tavsiye de ediyorum. Şimdi oradan bir örnek bu. Diyor ki e, şimdi bir e, adam gelmişti diyor eşini kaybetmiş. Adamın yaşamının anlamı genelde işte ailesi olabilir, eşi olabilir o sosyal ilişkilerden kaynaklı. Eşiyle mutlu bir evliliği var. Eşini her gün işte e, tren istasyonunda işe uğurluyormuş, onu yolculuyormuş işte e, el sallıyormuş, onu karşılıyormuş, beraber eve yürüyorlarmış işte bu boşluğa düştü. Yaşamın anlamını kaybetmiş eşi vefat edince. Hmm. Şimdi hmm. vefat durumları, bu ölüm durumları en çok yaşamın anlamının sorgulandığı, hmm. işte bizi boşluğa düşüren acı durumlar bunlar ya da terk edilmeler gibi. Şimdi burada diyor ki e, yalım acıda bile anlam bulabilir ya yani nasıl hmm. bulacağım ben bu anda artık acının anlamını kaybetmişim nasıl hmm. bulacağım? Şimdi diyor ki, bir örnek sadece bu. Ben bunu söylüyorum ve gerçekten işe yarıyor. Hani e, burada dinleyicilerimiz arasında da yakın zamanda bir akrabası olabilir ya da bir yakınını kaybetmiş olabilir ya da böyle bir tanıdığı olan olabilir bu örneği verebilir. Hı hı. Şimdi diyor ki, bu dayanılmaz bir acı mı diyor senin için? Evet diyor adam. Dayanılmaz bir acı bu benim için diyor. Hı hı. Peki diyor, sen bu kadar büyük acı çekiyorsan diyor muhtemelen eşin de diyor. Eğer sen ölseydin diyor bu kadar büyük acılar yaşar mıydı diyor. Yani o da aynı olurdu diyor. Biz birbirimizi karşılıklı hı hı. çok seviyorduk diyor. O zaman diyor şöyle düşünmeyi dener misin? Eşinden önce ölmemeyi başararak onun bu acıları yaşamasına engel oldun. Hı hı. Yani adam acısında bile anlam bulabilmesi için ona diyor ki sen eşinin bu acıları yaşamasına engel oldun hayatta kalarak. Yani hı hı. aslında biraz burada bakış açısını değiştirerek aynı şekilde mesela dini şeyi yüksek bir din adamıyla yaptığı bir terapide de küçük çocuklarını kaybetmiş. Gene anlamını kaybetmiş acıda. Diyor ki öbür dünyaya inanıyor musun sen yaşa? Evet cennet cehenneme inanıyorum. O zaman çocukların nerede şimdi? Onlar işte günahsızdı diyor. Cennettelerdi diyor. O zaman sen bundan sonra nereye gideceksin? Onu bilemiyorum diyor. Yaşam gösterecek cennete mi gideceğim cehennem? O zaman sen çocuklarınla buluşabilmek için cennete gidebilecek bundan sonra bir yaşam yaşamaya çalış. Yani insanlara acıda bile anlam bulabileceklerini ki biz bunu Nazi kamplarında 2. Dünya Savaşında işte e, insanın anlam arayışı hı hı. kitabını buradan da önerebiliriz aslında dinleyiciler. Orada da görüyoruz örneklerinde. Yani oradan çıkabileceğini düşünen işte bu savaş bitecek, biz buradan kurtulacağız, ailemizle tekrar buluşacağız diye anlamını tutabilen insanların aslında bir nevi de hayatta kalabildi, ayakta kalabildiklerini e, oradaki psikolog e, bize anlatıyor. O yüzden. Acıda anlam bulmak en zorlaşır. Onun dışında dediğim gibi kişiler arası ilişkiler, sosyal destek yani Mehmet hocam, o kadar araştırmalar şunu söylüyor ki sosyal destek yani ailen, arkadaşların, çevren, ilişkiler o kadar değerli ki psikolojik iyi oluşumuz için, ruh sağlığımız için. Ee, o yüzden bu sosyal desteği, bu ilişkileri bırakmadan bir de böyle işe yaradığımızı bu hayatta yani ben bir amaçsız değil mi? Yani ben bir işim var, ben birilerine dokunuyorum. Bu bir uh -huh. yardım kuruluşuna yardım etmek olabilir. Bu bir cami yaptırmak, bu bir okul yaptırmak, bu bir hayrına işte kız çocuklarını okutmak her şey olabilir. Ama kendini işe yarar uh -huh. hissetmek bir de en acı anlarda bile aslında bir anlam bulabileceğimizi bilmek bu üç durum çok önemli. Çok önemli. Tabii ki burada bu konunun literatürünü bu kadar senin kadar net ve iyi anlatan insan az gördüm hocam. Rollo May, Victor Frank, Irving Yalom gibi okumalarla aslında bu biraz daha varoluşsal anlamdaki anlamı ve bu anlamın yokluğundaki acıyı hatta acıdan çıkarılabilecek anlamla ilgili de daha uzun vadeli bir bilgiye sahip olabiliriz hocam özellikle bu konuyla ilgili Acı ile ilgili, anlamla ilgili bir programda tekrar Kesinlikle buluşalım yapalım. isterim. Şimdi son bölümü programımızın şöyle bir şey istiyorum sizden. Önümüzdeki haftanın başlangıcında göstereceğimiz bu hafta ile ilgili ama genel olarak da mesleğinizle ilgili böyle son bir altın öneri verecek olsanız, bir Hı -hı. yol haritası gösterecek olsanız, ben hayatta şunu öğrendim de bir tek şey önerecek olsam o da bu olurdu diyeceğiniz bir şey rica edeceğim. Serpil Hocam siz de başlayalım mı Hı -hı. bu konuda. Hı -hı ben hayattan aslında en temelinde daha demin söylediğim gibi ertelememeyi öğrendim. Yani en temelde bunu söyleyebilirim. Hani hem bugün hem acıyı da ertelememek, Hı -hı. duyguyu da ertelememek, pozitif duyguyu da ertelememek. Çünkü bazen hani topluluk olarak pozitif duyguyu ertelemeye de yatkın oluyoruz İşte nazar, işte bazı batıl inançlar bunlardan kaynaklı olan yerlerde. Hani orada gelen duyguyu ertelememek. Hani çünkü Shakespeare'in bir tane cümlesi var. Yani Romeo ve Juliet'te yarayla alay edermiş yaralanmamış olan. Yani hmm. yaralanıyoruz hepimiz ama bu yaraya bakabilmemiz gerekiyor. Burayı da ertelemememiz gerekiyor. Yani çok benim tek önerim galiba duyguları ertelememek olurdu. Bence çok derin ve müthiş anlamlı bir öneri. Aynı soruyu müsaadenizle Okan Hocam'a Tabii. da sormak istiyorum. Okan Hocam mesleğiniz ve bugün programı bir arada düşündüğünüzde şöyle bir altın öneri ne gönderelim biz izleyenlere? Altın önerim şu olacak benim bir telefonunuzla yanınızda olan insanları kolay harcamayın. Yani hı hı. E, yapılan araştırmalar, boylamsal hı hı. çalışmalar, 90 yıllık, 100 yıllık çalışmalar var Amerika'da. Sosyal desteğin, arkadaşların, ailenin yanında olan insanların güç verdiğini, ruh sağlığına, psikolojik iyi oluşa, uzun yaşama iyi geldiğini söylüyor. O zaman ben şunu söylüyorum. Beni sorgusuz sualsiz bir telefonumla benim yanımda olan, hemen geliyorum diyen, benim derdimle dertlenen, her zaman bana karşı yargılayıcı olmadan, empatik davranan, Yanımdaki insanları kolay harcamamalıyım. Onlar çünkü benim iyi oluşumun, ruh sağlığımın, uzun yaşamın e, güvenceleri, altın anahtarları. O yüzden e, şu an bir listenizi yapın. Ben şunu aradığımda e, benim için burada olacak dediği insanları tutun hayatınızda. Onları kolay harcamayın. Onlar size ileride... Çünkü pozitif olarak dönecek. Çok değerli bir öneri. Efendim iyilik halinin en net göründüğü yer kişiler arası ilişkiler. Çünkü biz insanoğlu olarak kendi tanımlamamızı kişiler arası ilişkilerde tür içerisinde grup halinde hareket ederken veriyoruz. Ve insanoğlunun en korktuğu şey dışlanmak, yok sayılmak gibi şeyler. Neden? Çünkü tek başına var olmakta zorluk çekiyoruz. Bu manada tek başınıza var olmamanızı sağlayan kişilere minnettarlık çok değerli. Öbür taraftan ertelemek. Belki de hayatın bize sunduğu olanakları kaybetmek anlamına geliyor ki çok değerli önerilerde bulundunuz. Efendim benim için çok güzel bir gün oldu. Çok değerli konuklarım uzman psikolog Saime Serpil Özgül ve doçent doktor Okan Bilgin'le beraberdik. Bugün değersizlikten bahsettik. Bunu değerliye çevirebilir miyiz dedik. Olumlu duyguları nasıl elde ederiz diye düşündük ama bir yandan da şu sonuç ortaya çıktı ki siz doğru yerden bakar ve kabul ederseniz olumsuz duygu diye bir şey yok. Her şey bizim için var bu hayatta. Düşmekten değil, geri kalkamamaktan korkalım. O yüzden yaşam becerisi denen şey hayatın zorluklarından kaçmak değil, onlarla yüz yüze gelip de baş etmeyi sağlamak. Şimdi bize bugün uzayda Alper Gezer Avcı var. Bir kez daha onun kulaklarını çınlatıyoruz. Güzel yüzün hep gülsün Alper diyorum. Çünkü sen bu ülkenin kızlarına aya ilk Ayak basan kadın olma hayalini kurdurttun çok önemsiyorum. Yani buradaki tema esasında bir hayal kurmaktır. Her şey bir hayalle başlıyor ve bu kişi yukarı çıktığında istikbal göklerdedir deyip atasını anıyorsa biz de şunu söyleyelim ki Atatürk de bu cumhuriyeti kurarken bir hayalle başlamıştı. Uzaya da gitmek, aya da ayak basmak bu manada. İşin içinde Türk insanı varsa bir hayalle mümkün olabiliyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu yayın evinize bütün para ekibinin e, titiz çalışmasıyla geldi. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Harika bir haftanız olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.